İyi akşamlar. Yoğun bir gündem ve pek çok tartışma başlığıyla karşınızdayız. İlk olarak siyasetin gündemine bakacağız. Siyasette öne çıkan başlığımız MHP'deki kongre tartışmaları. Mahkemenin kararından sonra kongrenin tarihi de açıklandı ama hala kongrenin yapılıp yapılamayacağı netleşmedi. MHP lideri Bahçeli'ye göre kongrenin toplanması söz konusu bile değil. Peki muhalifler kongreyi toplayabilecek mi sorusunun yanıtını arayacağız. Ardından bir başka konuyu, AK Parti'nin meclise sunduğu dokunulmazlıkları kaldıran anayasa değişikliği teklifini tartışacağız. Uzun süredir konuşulan dokunulmazlıklar konusunda artık sona geliniyor. Bundan sonra ne olacak, ne olabilir? Dokunulmazlığı kalkan vekilleri nasıl bir süreç bekliyor gibi sorular da gündemimizde. Ve Türkiye'nin bir başka yakıcı gündemi, Güneydoğu'daki terör saldırıları, her gün şehit haberlerinin geldiği bölgede şiddet etkisini yitirebilecek mi? HDP cephesinden son günlerde yapılan ilginç açıklamalar ne anlama geliyor? Amerika'nın terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı nasıl yorumlanabilir ve bağlantı kurulabilir mi? Soruları da enine boyunanın gündeminde bu akşam. Siyasetin gittikçe sertleşen üslubunu da konuşacağız vaktimiz kalırsa. Cumhurbaşkanı ve CHP lideri arasındaki karşılıklı açılan davaları da değerlendireceğiz. Peki konuklarımız kimler? Hemen onları tanıtalım. Gazete Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, CHP Parti Meclisi üyesi Doktor Canan Kaftancıoğlu, Orta Doğu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, siyaset bilimci Profesör Doktor Yüksel Taşkın, İstanbul stüdyomuzdalar ve 24. dönem MHP milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu da Ankara stüdyomuzdan konuk oluyor bu akşam. Enine boyuna özel başlıyor. Efendim konular sert, konular çetin ama bir güzel haberle başlayalım. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ödül törenindeydik dün akşam. Medya Oscar'ları da diyebiliriz. Enine boyunayı en iyi tartışma programı seçmişler. %50'si kadın üyelerden oluşan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği. O anlamda çok ümit var oldum. Dolayısıyla onu da dün akşam söyledim. Bu bir emek işi. Bütün emekçi arkadaşlarıma, yönetmen arkadaşıma, prodüktör arkadaşıma, editör arkadaşlarıma ve tabii programın katılımcılarına, en çok da siz izleyenlere teşekkür ediyoruz. Biz ekipçe hep birlikte, sizlerle de birlikte bu ödülü almış olduk. Bir de dün ödülü alırken şunu söyledim. Her şeyi konuşabilen insanlar ve toplumlar her şeyin de üstesinden gelebilirler. Biz bu programda her şeyi konuşabiliyoruz. Bir de ödülümüzü de aldık. Demek ki her şeyin üstesinden gelebilmek için hala ümit var diyelim. MHP'yi konuşarak başlayalım. Sizle başlamak istiyorum. Şimdi dün artık açık açık Sayın Bahçeli bizim paralele teslim edilecek partimiz yok dedi. Evet. Bunu söylerken kimileri diyor ki Bahçeli paralel yapıya yapıyı kendine kalkan yapmış. Bugünlerde kendine muhalif olan insanlara kolay yol seçiliyor. İşte bu paralel yapıya aittir, bu paralel yapının operasyonudur deniliyor. O da o furyaya kaptırmış kendi gidiyor diyen var. Haklı, CHP'yi dizayn eden anlayış, MHP'yi de dizayn etmeye çalışıyor. MHP'ye bir operasyon yapılmaya çalışılıyor diyen var ama detayını versin. Madem öyle çok spesifik meseleyi anlatsın, kimler bu paralelciler parti içindeki desin diyen var. Bir de tabii şu var, işte aday olan isimler belli. O isimler hakikaten ülkücü tabandan gelen, yıllardır parti emek vermiş, öyle geçiyorken uğrayan isimler falan değil. Dolayısıyla nasıl bir paralellik, paralelle paralellik kuruyor Sayın Bahçeli? Sizden dinleyelim. Öncelikle hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Aslında bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan tabloya baktığımız zaman bir iç hesaplaşma ya da iç çekişmeden ziyade Türkiye'yi hedef alan, milleti ve vatanı hedef alan bir yapıyla da karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü her Türkiye'de yaşanan olaylar karşısında, Türkiye'yi hedef alan, tehdit eden olaylar karşısında Milliyetçi Hareket Partisi özellikle kalkan olmuştur. Özellikle çare aramak noktasında, proje üretmek noktasında mutlaka irade beyanını ortaya koyarak Türkiye'nin selamete çıkması için
katkı sunmuştur. Kaldı ki bugün de aynı ortamdayız. Aynı tehlike ve tehdit maalesef ki devam ediyor. Geçmişten günümüze geldiğimiz tabloya baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi her dönem mutlaka çeşitli içeriden ya da dışarıdan müdahalelerle karşı karşıya kalmıştır. Sadece bugün yaşanan bir mesele değil. Rahmetli Başbuğ Arpaslan Türkeş döneminde de buna benzer bir takım provokatif dahi diyebileceğimiz olaylarla da karşı karşıya kalmışlardı. Başbuğ döneminde de bu yaşanmıştı. Ve bugün geldiğimiz noktada Milliyetçi Hareket Partisi'ni dizayn etmek isteyenler ya da işte MHP içinde milletvekili olmuş ve genel başkanlık adaylığı yarışına gireceğini söyleyenlere baktığımız zaman geçmişte hakikaten milletvekili yapılmış, birileri 3 dönem, birileri 2 dönem veyahut birileri 1 dönem milletvekili olmuş. Son dönemde özellikle milletvekili olmayan ya da milletvekili adayı gösterilmeyen isimler bugün genel başkan adayım diye ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla burada cemaate bağlamak ya da paralel diyelim, cemaat ifadesini kullanmayalım. Paralele bağlama noktasında paralele teslim edecek partimiz yok ifadesi aslında derinlemesine, çok da derine inmeden anlatılabilecek, çok da net olarak ifade edilebilecek ve görüntülerle de ortaya konacak belgeler de var. Neden? Çünkü daha yakın bir zamanda cemaate oy vereceğini, özür dilerim, HDP'ye oy vereceğini söyleyen cemaat mensupları, oy verdiğini söyleyen daha doğrusu cemaat mensuplarının bugün muhalif hareketi başlatan isimler üzerinde çeşitli bir takım desteklerin verdiğini ve bunu aleni bir şekilde hem köşelerine hem sosyal medya üzerinden çok rahatlıkla paylaştıklarını görebiliyoruz. Şimdi Devlet Bahçeli'nin genel başkanlık koltuğundan indirilmesi ya da bir başka ismin o koltuğa oturması HDP'ye oy vermiş bir insanın, HDP'ye destek vermiş bir insanı neden ilgilendirir acaba? Bu sorunun cevabını da aramak lazım. Dolayısıyla burada sadece A kişi, B kişi olarak değerlendirmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde özellikle 1 Kasım seçimleri sonrasında hemen 1 Kasım'ın gecesinde MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönük yapılan bir takım karalama kampanyaları ve bu karalama kampanyalarıyla beraber Devlet Bahçeli istifa, MHP'de yönetim mutlaka değişmeli çağrılarının altında yatan nedenlerden bir tanesi de evet paralelden bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü paralel kendine daha doğrusu peki %16'dan %11'e düşmüş bir oy veya 80'den 40'a inmiş bir milletvekili sayısının bunda hiçbir etkisi yok mudur sizce? Ya mutlaka tabii ki sorgulanmalı bu. Sorgulanıyor da ki ilk MYK toplantısında Sayın Bahçeli bu basına da yansıdı. Evet burada bir zafer yoktur ama yenilmedik ifadesini kullanmıştır. Bunun bir başarısızlıktan sonuçlandığını zaten söylemiştir. Ama bugün hangi siyasi partide görüyoruz ki seçim sonrasında partinin oyları zayıflamıştır, genel başkan koltuğunu bırakmıştır ya da muhalif hareket başlatarak genel başkanı koltuğundan indirmeye çalışmışlardır. Sadece bundan eşdeğerde tutmamak lazım. Burada asıl önemli olan husus Türkiye'de. Bakın bugün şehitler geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında artık kimsenin can güvenliği yerinde değil. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye'nin önünü açmak adına Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de kendi iradesini ortaya koyarak terörle mücadelede ne gerekiyorsa desteğini vereceğim, ne yapılırsa yapılsın ben her türlü desteğin arkasında, her türlü yapılan mücadelenin arkasında destek vereceğim diyen bir liderin bir anda her taraftan, tartışma sadece MHP içinden değil, bakın dışarıdan verilen destek de önemlidir burada. Peki.
Devam edeceğiz tabii ki. Hasan Hüseyin Türkoğlu'na dönmek istiyorum ben. Ankara stüdyomuzda kendisi. Dolayısıyla onun dezavantajını yaşamasın mümkün olduğu kadar istiyorum. Hemen sizi de tartışmaya dahil etmek istiyorum. Dinlediniz. Bir kere katılıyor musunuz? Bu sadece Türkiye, yani misak-ı milli sınırları içinde değil, dışarıdan da destekli bir proje. Terörle mücadele konusundaki kararlılığı ve hükümete verdiği destek de aslında bunun bir boyutu. Dolayısıyla da Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenler yapıyor bunu da tezlerden bir tanesi. Ne dersiniz? Öncelikle stüdyoda bulunan konuklarınıza ve size iyi akşamlar diliyorum. Bizleri izleyen değerli vatandaşlarımıza da iyi akşamlar dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi gerçek manada Türk milliyetçilerinin siyasal kurumudur. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin sigortasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortasıdır. Onun nasıl yönetildiği, ne düşündüğü, arkasındaki kitlenin ve parlamentoya yansıyan gücünün ne olduğu gerçek manada büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bu coğrafyada varlığımız için en önemli siyasal oluşumlardan, ideolojik yaklaşımlardan, felsefi yaklaşımlardan birinin tüzel kişiliğidir. Dolayısıyla bu partinin performansı Türk milliyetçiliği davasına gönül vermiş herkesi çok yakından ilgilendirmektedir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin 19 yıldan beri merhum başbuğumuzun ebediyete intikalinden bu yana çok değerli Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından yönetildiğini, kendisinin özellikle Türk milliyetçiler, ülkücülerle ilgili yanlış imajların, yanlış algıların düzeltilmesinde çok büyük katkıları olduğunu, bu 19 yıl içerisinde Türk siyasetine büyük katkıda bulunduğunu, hatta şu an itibariyle Türk siyasetinin en tecrübeli isimlerinden birisi olduğunu da biliyoruz. Biz bununla da gurur duyuyoruz. Ancak siyasetin bir realitesi var. Siyasetin realitesi şu, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi için realitesi şu, bütün siyasi partiler iktidara gelmek isterler. Milliyetçi Hareket Partililer de iktidara gelmek istiyor. Ülkücüler de, milliyetçiler de iktidara gelmek istiyor. Bugün Türkiye'de 81 vilayette Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensubu teşkilat yöneticileri çocuklarının rızkıyla bu partiyi bir yere getiriyorlar. Çocuklarının rızkını parti faaliyetleri için harcıyorlar. Büyük emek veriyorlar. Bu partinin mensupları koca koca insanlar, ülke ocaklarındaki o genç çocuklarla beraber seçim dönemlerinde, ki geçen yıl ve önceki yıl 4 tane seçim yaşadık üst üste. Bu seçimlerde elektrik direklerine, ağaçlara bayrak asmak gibi fedakarlıklarda bulundular. Bunu ne için yapıyorlar? Bir, davalarına sahip çıkıyorlar. Onun için yapıyorlar. İki, partilerini iktidarda görmek istiyorlar. Ancak son özellikle 1 Kasım seçimlerinde gördük ki bu fedakarlığı yapan insanların bu fedakarlıklarının karşılığını alamadıklarını ifade ettiklerini gördük. Artık çocuklarımızın rızkını buraya harcıyoruz ama biz niye iktidara gelemiyoruz? Biz niye 14 yıldan beri AKP'ye her seçimde yeniliyoruz? Biz çocuklarımızı işe koyabilmek için illa AKP'li mi olmak zorundayız diye çok derinden, çok yüksek sesle ve çok ciddi bir şekilde yakınıyorlar. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmiş dönemlerde çeşitli operasyonlar çekilmiş olabilir. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu değişim isteyen, değişim rüzgarına destek verenlerin içerisinde paralel yapılarla ilişkisi olanlar da olabilir. Ben bunların olmayacağını ya da olduğunu söylemiyorum. Böyle bir ihtimalin varlığı mümkündür. Ancak 548 tane imza vermiş insanı siz bunlar paralelci, bunlar operasyoncu derseniz, o zaman varlığınızın sebebi olan bu büyük kurultayın o 1232 tane şerefli ve onurlu mensubuna hakaret etmiş olursunuz. Dolayısıyla burada 548 tane alenen verilmiş imza, bir o kadar da genel merkeze duyduğu saygıdan dolayı ya da yeteri kadar imza olduğu için salonda sözünü söylemek niyetinde olan bir peki, o kadar da değerli daha imza var. Var. Peki. Dolayısıyla bunları oraya bağlamak çok doğru olmadığını düşünüyorum Ece evet. Hanım. Bir şey daha ifade edeyim Ece Hanım. Evet, paralel yapıyla ilgili endişeyi biz de taşıyoruz.
paralel yapı sadece Milliyetçi Hareket Partisi için değil, bugün devlet düzeni için tehlikeli bir yapı ve hassasiyetimiz var. Şiddetle de karşı çıkıyoruz. Ancak bir kurul, olağanüstü kurultay talebini paralel yapıya bağlamak suretiyle, bu paralel yapı üzerinden bir tartışma açmak suretiyle bu demokratik hakkı kullanmak isteyenlerin bu şeyine gölge düşürmek, bu talebine gölge düşürmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, Doktor Canan Kaftancıoğlu, ısrarla şey yapılıyor, yani CHP'yi dizayn ettikleri gibi cümlesiyle başlıyor. Evet. Bir kere yani bu bir ön kabul, yani CHP dizayn ediyor, orası kesin, MHP'yi de o şekilde dizayn edecekler. Nasıl buluyorsunuz bu yaklaşımı? Şimdi o yaklaşıma geçmeden önce Ece Hanım, ben öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kurultay tartışmalarıyla ilgili bir Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olarak yorum yapmayı çok doğru bulmak. Partinin kendi iç işleyişi ya da dinamikleri bir takım sonuçlara partiyi götürecektir. Ancak bütün partiler adına, bütün partiler için doğru olduğuna inandığım bir iki cümle etmek isterim izninizle. Şimdi partilerde kurultaylar hepimizin bildiği gibi partilerin en yetkili organları ve kurumlarıdır. Dolayısıyla bu kurultay şeyleri, talepleri farklı şekillerde olabilir. En doğrusu işte tabandan gelen, işte üyelerin delegasyonun talep ettiği bir kurultay. Yani tabanın sesine kulak veren bir kurultaydan uzak kalmak ya da bu kurultaya bir takım gerekçelerle karşı çıkmak Milliyetçi Hareket Partisi değil, bütün partiler için çok doğru olduğunu kişisel olarak düşünmüyorum. Bir de AKP'nin son dönemlerde sıklıkla kullandığı işte partiyi paralele teslim etmeyeceğiz gibi bir yaklaşımın uzun yıllar partinin genel başkanlığını yapmış Sayın Devlet Bahçeli görünen o ki yine devam etmek istiyor. Elbette bu partinin kendi dinamiklerinin bir sonucu olacaktır. AKP diliyle parti paralele teslim etmeyeceğiz gibi bir cümleyle bunun altında somut delillerini ortaya koymadan söylenmiş bir cümle çok da oturan ya da ne demek istediği anlaşılmayan bir cümle haline geliyor. Şimdi söylediğinize gelecek olursak CHP'yi dizayn ettiği gibi açıkçası bununla ilgili söylenenlere cevap vermek bile bu söylenenin tersten kabulü anlamına gelir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde kurulduğu günden bugüne kadar hiç kimsenin dizayn etme niyetleri mutlaka olmuştur. Bu konuda bu düşünceye söyleyen arkadaşlarımızı sevk eden olaylar gerçekleşmiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne tabanı, ne üyesi, ne de yönetici kadrosu hiçbir yapının adı ister paralel olsun, ister başka bir şey olsun parti dizayn etmesine izin vermez. Bunun önünde üyesinden genel başkanına kadar herkes net bir şekilde durur. Bu tarz cümleleri kurmak hakikaten kolaydır. Ama bu cümlelerin altını doldurup somut örnekler vermeden cümleler birazcık havada kalmış olur. Nihal Bey, kısaca siz ne düşünüyorsunuz? Yani dün artık grup toplantısında paralele teslim etmeyiz dedi Bahçeli. Yani bunu söyledi. Belki ilerleyen günlerde çok daha net ifadeler de kullanır bilmiyoruz ama ne oluyor? Şimdi evet, Bahçeli bıçak kemiğe dayanana kadar hiç paralelin falan adını pek anmamaya gayret etti hatırlarsanız. 7 Haziran öncesinde de bu iddialar vardı. İşte Devlet Bahçeli'ye bir takım ithamlarda bulunulurdu. İşte sen bu paralel yapıya yeterince karşı çıkmıyorsun veya peşine mi takıldın, seni korkuttular mı, sindirdiler mi gibi ithamlar özellikle iktidar partisi cenahından geldikçe bunları soğukkanlılıkla geçiştirirdi. Ama kendisi de farkında bence. Biliyorsunuz bir kaset komplosu ardı ardı, yani tesadüf olamayacak kadar çirkin, ardı ardına resmen operasyon olduğu belli biçimde bir takım MHP'lilere yönelik saldırı niteliği taşıyan, açığa çıkarma, ifşa, hani insanların özel hayatına dair verilerin ifşası söz konusu olmuştu ve o zaman da olabildiğince yine direnme şeklinde bir tavır almaya çalışmıştı MHP. Şimdi bu son olayda dikkati çeken bazı şeyler var tabii ki. Şimdi Devlet Bahçeli'nin böyle demesi son derece doğal kendi açısından. Objektif olarak ben baktığımda iki tarafı da haklı görüyorum maalesef. Çünkü %16'dan %11'e düşürdüyseniz 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen süre içerisinde bu ister istemez tartışılır. Hani 1 Kasım'da canlı yayındaydık ve
seçim sonuçları ilk önümüzde düştüğü andan itibaren hani benim söylediğim bir cümle vardı. Hani bundan sonra Ahmet Davutoğlu pek tartışılmayacak. Çünkü hani hep başbakan ve cumhurbaşkanının olarak başbakan olarak cumhurbaşkanı olan mesafesi onun tarafından seçilip işte atanmış bir başbakan, bir genel başkan şeklinde olması ister istemez hep tartışmalara neden oluyordu. Bundan sonra Ahmet Davutoğlu kadar tartışılmaz ama Devlet Bahçeli maalesef çok tartışılacak demiştim. Şimdi ister istemez de öyle oldu. Devlet Bahçeli o uzlaşımsız, özellikle koalisyona yanaşmayan, daha AK Parti ağzını açmadan o işte Beştepe'den in Çankaya'nın rakımına gel, hele bir in de öyle görüşelim falan gibi böyle özellikle Erdoğan'a yönelik bugün muhalefetin Devlet Bahçeli bir takım ithamlarda bulunan, muhalefetin pek de hoşuna giden bir takım ithamlarda bulunuyordu. Hani Erdoğan'a yönelik, Cumhurbaşkanı'na yönelik ve çok sert duruyordu. Çizgisini CHP'den bile çok keskin bir noktaya konumlandırma bakımından çok ısrarlıydı. Ve MHP seçmeni, MHP iktidarda olmak istemiyor kanısına kapıldı. Bahçeli'nin o tutumundan dolayı. Verdiği ceza %16'dan 11'lere düşürme Devlet Bahçeli'nin şahsına ilişkin olmaktan çok tutumuna ilişkin bir soğuma, bir refleks idi bana kalırsa. Ama şimdi bugün gelinen noktada bu diğer adayların çıktığı noktadan baktığımda da Bahçeli tarafını haklı buluyorum ister istemez. Çünkü tam nasıl bir dönemde neşet ediyor bu MHP'yi yenileme falan, sanki yeni bu, yani Devlet Bahçeli'nin biraz eski kuşak bir adam olması vesaire sanki yeni bir meseleymiş gibi şimdi gündeme geliyor. İlginç bir biçimde tam da Devlet Bahçeli'nin tam o isminden de ilham olunan o devlet adamı refleksini gösterdiği yer ve zamanlardan birinde olmamız hasebiyle biraz ortaya çıkmış gibi görünüyor bu muhalefet. Ama yani, şu anda bugün çıkmadı bu arada. Yani uzun süredir. Uzun işte süredir kritik anlarda devlet adamı refleksi gösteren biridir. Evet, ama özellikle hayati bir süreçten geçtiğimiz düşünülürse terörle mücadele meselesinde, yani çok haklı bir mücadele yürütmekle beraber hükümet çok sık olarak yalnız kaldığı düşünülürse, yani orada hendekler kazıp barikatlar kuran, can kaybına neden olan, sadece asker polis değil sivil can kaybına da neden olan bir PKK varlığı tüm haşyetiyle gündemi doldururken dahi bu mücadelesini sürekli anlatmak konumunda kalanın hükümet olduğu, AK Parti hükümeti olduğu düşünülürse böyle bir dönemde MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin kalkıp ya işte ne olursa olsun siyasi farklar bir tarafa, vatanın beka sorunu, ülkenin, memleketin nihai sorunu, böyle kritik bir gündem bir tarafa, ben böyle bir kritik gündemi, böyle kritik hayati bir mevzuyu gündelik ya da haftalık siyasi çekişmelerin konusu haline getirmem. Böyle bir noktada hükümetin yanında dururum. Terörle mücadele ise gereken ne destek varsa veririm demesi, evet gerçekten bazılarının hoşuna gitmiyor olabilir. Ama iç ve dış aktörler dahil. Şu hatırlatmayı yapmam lazım. Mesela dün akşam bu ekranlarda adaylardan bir tanesi Ümit Özdağ vardı ve çok açık bir şekilde dedi ki demir güvercin projesini devreye sokacağım eğer seçim. Yani çok net bir projem var. Adayların hepsi öyle düşünmüyor olabilir. Bilemezsiniz. Yani yani bir MHP'yi tartışmalı hale getirmek yeterlidir. MHP'nin parti olarak, taban olarak güçlü bir biçimde hükümete destek verme nosyonunu kırmak için hani bu çeşitli adayların ortaya çıkması, MHP'nin dağılıyor görüntüsü vermesi ya da yeni liderlik koltuğunu kimin işgal edeceğinin bilinmemesi bile yeterli olabilir. Yani kaotik bir ortam oluşturmak için. Kaldı ki hani Ümit Özdağ gibi değil diğer liderler. Aralarında farklar olabilir. Aralarında sırf AK Parti hükümeti bu işe sahip çıktı diye terörle mücadele konusunda farklı bir tutum benimseyecek olan adaylar olabilir vesaire. Ha, paralel meselesine gelince, şimdi o Devlet Bahçeli'nin 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar hani büyük bir oranda oran kaybetmiş olması, puan kaybetmiş olması pek çok faktör gibi AK Parti ya da Erdoğan karşıtı her eğilimi destekleyen paralel yapının içinde gün doğmasına vesile olmuştur. Tabii hani bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Biliyorsunuz yani kendileri Defne'de açan kışlalardan baharda filizlenecek işte tohumlara varana kadar, yani bu ifadeler geçti belli yazarlarının cemaat açısından, paralel yapı açısından önem arz eden bazı kanaat önderlerinin yazılarında gerekirse TSK'nın yapabileceği olası bir darbe ihtimaline yeşil ışık yakan, kah olmadı PKK'nın o bahar geliyor muştularını
Yani biz daha da şahlanarak size saldıracağız şeklindeki vaatlerinin altını çizen kanaat önderleri oldu paralel yapının. Bir o tarafa bir bu tarafa, yani kim ne kadar yıpratabilirse onu yanında söylemsel olarak desteğe hazır ve nazlı bulundukları ortada. Böyle bir noktada da madem ki hükümete destek veriyor, terörle mücadele gibi spesifik bir kalemde de olsa, Devlet Bahçeli'ye karşı olmak, ona karşı diğer adayların yanında duruyor gibi yapmak, tam durmak bile değil belki, duruyor gibi yapmak ve bunun siyasi sonuç doğurmasını beklemekle paralel yapacağı ve artık normal karşılanması gereken bir sulandırma, bir kaos, ufak ya da orta çaplı bir kaos çıkarma göstergesi. Bir reklam arasına gideceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. MHP'yi konuşmaya devam ediyoruz. Yüksel Taşkın, daha kavramsal olarak şöyle bir bakacak olursak meseleye, şimdi son 5 yılda işte Ergenekoncu, darbeci, askerci, şucu bucu diye bir takım insanlar yaftalandı, haklı ya da haksız olarak. Şimdi paralelci diye yaftalanıyor, her muhalif deniyor. Dolayısıyla işte bundan parti içi muhalefet de nasibini alıyor. Oysa ki o insanlar ülkücü tabandan geliyor. Tabanın ihtiyaçları ve tabanın sesliler aynı zamanda. Evet. Tabanın sesine de kulak veriyorlar. Yıllarca hizmet eden. Ama bir taraftan da Bahçeli bugüne kadar sokağa tuttu çok kritik anlarda. Çok ciddi bir takım kalkışmaları engelledi. Dolayısıyla tarih onu bu şekilde hatırlayacak, yazacak. Şimdi de böyle kritik bir dönemde hem hükümete desteğiyle terörle mücadelede hem duruşuyla, soğukkanlı duruşuyla ve denge unsuru oluşuyla çok önemli bir misyonu var. Bunun önüne geçilmeye çalışıyor deniyor. Böyle bir yaklaşım, daha doğrusu yaklaşımlar silsilesi, çünkü çok fazla olayın boyutu var. Çok fazla pencere açılmış durumda konuyla ilgili. Nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl şimdi görüyorsunuz? Yani diyelim ki demokratik, özgür bir toplumdan hani birisi buraya gelip burayı anlamaya çalışsa bazı şeyleri anlamlandırmakta çok zorlanır gerçekten. Mesela o kadar çok komploculuk örnekleri var ki her taraftan, ama yani bir taraftan değil. Dolayısıyla düşünce hayatımız kireçlenmiş durumda. Yani mesela ben gençler ve çocuklar için üzülüyorum. Bu iklimde bu tür, yani komploculuğun güzel tarafı şu, kanıtlamak zorunda değilsiniz. Şimdi ama böyle yaptıkça birbirimize olan güven hissimiz kayboluyor. Herkes birbirinden kuşkulanıyor. Şimdi paralel yapı veya bu tarz diyelim ki siyaseti etik olmayan biçimlerde etkileme çabaları, mesela kaset, MHP'ye yönelik kaset girişimi böyle bir şeydi. Ve dikkat edin, MHP'nin oyları %3-4 düştü, AKP'nin %50'ye çıkmıştı. Yani oradan AKP kazanç çıkmıştı ve o zaman çok da fazla buna şiddetli bir itiraz olmamıştı. Şunu söylemeye çalışıyorum, vicdan bölünmez bir bütündür. Yani ya her şeye vicdanen tepki koyarsınız veya koymazsınız. Yani buralarda böyle bizim işimize geldiği zaman daha vicdani tavır sergileyelim, gelmeyince buralardan kurtulmamız lazım, ama külliyen, yani her cenahın buradan kurtulması lazım. Şimdi böyle tehditler var diye kurultayları falan öteleyemeyiz. Yani demokratik hayatı sürdürmemiz lazım. İnsanlar piyon değildir. İnsanların iradesi vardır. Hele MHP gibi eski deneyimli bir partinin delegelerinin de deneyimleri ve iradeleri var. Oradaki resme baktığımda işte 5 tane aday görüyorum, Bahçeli de aday olursa. Bunların hepsinin çok farklı bakış açıları var. Ümit Özdağ'ın daha farklı, Sinan Bey'in daha farklı, Meral Hanım'ın da, Koray Aydın'ın daha böyle kök eski MHP, Anadolu'lu MHP'li kültürüyle biraz, yani hepsinin daha farklı şeyleri var. Bu çoğulluktur. Dolayısıyla bu konuda diyelim ki etik olmayan arayışlar söz konusuysa, bir parti bence en güçlü organına, genel kurultayına ve seçimle gelen delegelerine başvurmak durumundadır. Yani bundan başka ben bir çözüm görmüyorum. Bu mesele de böyle çözülecektir. Öte yandan başka türlü bir şey, yani İngiltere'de İşçi Partisi'nin 41 yaşında bir lideri vardı. Seçimlerde umduğum başarıyı gösteremezsem istifa ederim dedi ve çekildi. Hı hı. Orada pek çok adayla yarış yapıldı. Daha sol kanattan birisi geldi. O da hemen bir hedef belirledi. Beceremese o da gidecek. Peki bu neyi sağlıyor? Şimdi benim çok enteresan bir şeyim var MHP'ye dair. MHP'nin genç bir kitlesi var. MHP'de bir kültür var aslında. Ülkücü ocakları, üniversiteler vesaire buradan bir gençlik tabanı yaratıyor. Fakat yukarıdaki siyaset çok bürokratik ve hantal. Aşağıdaki gençlik siyaseti de bence doğru yönlenmiyor. Yani onun detaylarına girmek istemiyorum. Yukarı ile aşağısı arasındaki irtibatı güçlendirmek ve kuşak yenilenmesi için bu tür yarışlar imkandır. Yani yani yukarısıyla aşağısı arasındaki irtibat kopuk olduğu için kopuk, o potansiyel enerji, yani kinetik enerjiye dönüştürülemiyor. Şimdi sosyolojik olarak söyleyeyim. MHP'nin meclis grubuna bakın. Öğretim üyesi, bürokrat vesaire.
partinin genel tabanından ziyade daha böyle devletçi, devlet içinde konumlanmış, daha böyle memur, bürokrat zihniyetli insanların bir ağırlığı oluyor. Yukarısı ve aşağısı arasında bir yönelim ve dinamizm farkı oluyor. Yani bir siyasi parti aşağıdan yukarıya havalanma kanallarını açtıkça oligarşik statik durumdan kurtulabilir. Eğer bir siyaset bilimci diliyle bakıyorsak meseleye. Dolayısıyla şimdi dizayn meselesinin benim şöyle bir tuhafıma gidiyor. Şimdi bence AK Parti bir siyasi parti değil, çünkü bir siyasi parti olarak işlemesine izin verilmiyor. Sürekli yukarıdan dizayn ediliyor bence AK Parti. Niye bunu tartışmıyoruz? Yani AK Parti mesela bu dokunulmazlık konusunda iddia ediyorum Davutoğlu'nun istediği bir şey tam olarak değildi. Önünde buldu. Evirip çevirip yumuşatıp idare edilebilir bir forma sokmaya çalışıyor. Önünde buldu çünkü. Başka örnekler de verebilirim. Bunlar hep bir siyasi partinin yukarıdan başka yerden dizayn edilme araçlarına örnektir. Siyasi partilerimize bu şekilde yazık olur. Çünkü kurumsallaşamıyorlar. Şimdi siyasi parti kurumsallaşırsa her türlü kararında istişareyle, geniş bir akıl havuzuyla, yani çok fazla sayıda insanın katılımıyla kararlar alır ve hata yapma sayısı azalır. Şimdi dizayn edilen parti CHP veya MHP deniliyor. Tek bir adayla yarış yapılan, ikinci bir adayın çıkmasına izin verilmeyen parti yine AK Parti. CHP dolayısıyla ama bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu son kurultayda karşısında bir aday gördü mü? Şimdi şöyle, teorik olarak yani delegelerden yeterli imzayı alamadılar. Çalışıp alsalardı çıkabilirlerdi ama ilçe ve il kongrelerinin bir kısmını izledim ben. Orada ciddi yarışmalar da oldu. Yani yeterli değil bence. Ama meclisteki 4 tane partiden iyi kötü bu demokratik mekanizmaları en iyi CHP işletiyor. Şunu söyleyebilirim ben bakın. CHP seçmeninin örneğin işte Amerika'dan şuradan buradan dizayn edilme konusunda çok ciddi alerjisi vardır zaten. Bu tür dizayn girişimlerine karşı nasıl MHP'lerde tepki varsa CHP'lerde de var. Yani bu kurumlar eski kurumlar. Yani MHP de eski bir organizasyon. CHP hele en eskisi. Bunların bu konularda birikimleri var. Mesela bir örnek vereyim ben size. Beğenin beğenmeyin. Belli konularda eleştirirsiniz ama Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne belli konularda hayır diyebilen, her söylediğine evet demeyen, nispi bir özellik kurabilen liderlerin başında Ecevit gelir. Yani böyle de bir kültürü var o partinin. Ama şöyle söyleyeyim. Elbette eleştiriye açık. Elbette ama hatta dört grup partinin hiçbirisi bence şu anda Türkiye'de ideal parti içi demokrasi kıstaslarına sahip değillerdir. En kötüsü AK Parti'dir. En iyisi CHP'dir. Ama bu Türkiye'ye nasıl bir zarar veriyor? Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin dinamizmi partilere yansımıyor. Ben siyaset sınıfımızı, yani bütün bu partilerin teşkil ettiği siyaset sınıfımızı ülkenin dinamizmine ve çözüm bekleyen sorunlarına çözüm getiremeyen statik, halkın gündeminden uzak yapılar olarak görüyorum. Peki bu arada bu parti içi demokrasi meselesine vurgu yaptığınız için söylüyorum. MHP'deki şu anki mesele parti içi demokrasi ihlal eden bir duruma mı geldi? Yani bir süre önce şöyle bir şey vardı. Kendi başına adaylık kararı veren birisine töreyi ihlal ediyorsun deniliyordu vesaire. Ama ben şuna inanıyorum. Kesinlikle şuna inanıyorum. Bakın bitireyim. MHP'de Türkiye'nin geçirdiği dönüşümlerden geçiyor. Mesela Ruşen Çakır'ın MHP ile ilgili bir analizleri vardı. Tabana bakıyor ve tabanın çok dikkatli, özellikle genç unsurların çok meraklı, ilgili olduğunu söylüyor. Ve şey diyor, yani bu mekanizmadan, dinamizmden istifade edilecek kanalların kurulması gerekiyor diyor. O da dışarıdan bir gazeteci gözüyle bakıyor. Ben de aynı kanaatteyim. Yani artık çok aday bence tehdit değil bir zenginlik olarak görülmeli. Biliyorsunuz Bahçeli'nin seçildiği 97 kurultayında da parti içinde çok fazla aday vardı ve ittifaklar kuruldu. O ittifaklar sonucunda Bahçeli güçlü bir taban ve temsil gücüyle geldi. Yani kurultayların böyle de bir şansı var. 6-7 aday çıkar, çeşitli unsurlar arasında ittifak olur. İttifaken gelen lider de bir rüştünü, yani tazelenmiş olarak gelir. Yani bir bahar havası eser oralarda. Hı hı. Maalesef ben bunu söylerken bile ülkemin bu konuda geriye gidişinden üzülüyorum. Çünkü gerçekten 70'lerde, 60'larda bu konuda Türkiye çok daha ilerideydi. Bir müdahaleniz olacak. Rahimer'e geleceğim ama o müdahale zamanında yapılmış. 30 Mart da kongre yapıldı. Daha henüz bir sene olmadı. Ve kongre yapılmadan önce bütün teşkilatlara kongre seçim öncesi mi yapılsın, sonrası mı yapılsın şeklinde danışıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Ve seçim öncesinde kurultayın yapılacağı kanaati hasıl olunca kongreyi seçim öncesinde gerçekleştirildi. Şimdi bu kongreyi tanımıyorum diyerek tekrar bir kongre istemek aynı zamanda insanın kendisiyle de çelişiyor anlamına gelir. Siz şimdi kongreyi seçim öncesinde isteyeceksiniz. Seçim sonuçlarına göre de bu olmadı, ben yeniden kongre istiyorum. Tamam, o zaman
kongreye gidilmesi için de mahkemeye başvuruldu. Bu mahkeme çerçevesinde de dün ona cevap vermemiştim. Onun için söze hakkı almak istedim. 3 aday 8 Mart'a Mayıs. 8 Mayıs'a tarih veriyor. Peki adayların kongre tarihi verme yetkisi var mı? Böyle bir yetki yok onlarda. Eğer kayyum atandıysa bu kayyum çerçevesinde böyle bir şey işlemeli. Bunu ama da Sinan geçtik. O anda Bahçeli'nin olağanüstü kongre yaptırmama hakkı yok. Bunu, ama şöyle bir şey var bakın. Mesela. Bunu da geçtik. Yargıtay kararı beklenmeden kongrenin alelacele yapılmasının altyapısı hazırlanıyor. Şimdi yangından mal mı kaçırılıyor? Ama olağanüstü kongre çağrısı demokratik bir haktır. Olabilir. Ve seçim yenilgileri üzerinden talep edilmesi çok olağandır yani. Hayır olabilir ama siz daha 9 ay öncesinde, 10 ay öncesinde kongreyi seçim öncesinde yapın diye ortak bir fikir birliği yapacaksınız. 8 ay sonra yeniden kongreye gidelim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongreler ayrıştırmayı doğuruyor. Geçmişte yaşandı. Büyük Birlik Partisi örneği var ve her kongrede Milliyetçi Hareket Partisi neredeyse kısmen dahi olsa kan kaybediyor. Bugünkü şartlarda da kongre hazırlığına gidilmesi, olağanüstü kongreye gidilmesi bugünkü şartlarda diyorum. Hem terör var hem başkanlık sistemine geçiş için bir takım hazırlıklar var. Referandum çalışmaları var. Böyle bir durumda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongreyle meşgul olması acaba kime yarar sağlayacak? Milliyetçi Hareket Partisi'ne sağlamadığı gibi ülkeye de sağlamayacak. Tam bu konuyla alakalı mı müdahaleniz? Nihal Hanım'ın söylediği bir cümleyle ilgili. Ama tam Nihal Hanım söylerken isterseniz müdahale edin. Çünkü Rahim Er konuşmadı. Rahim Er bir konusu evet, MHP ile ilgili. Peki teşekkür ederim. Şimdi efendim ben evvela Yüksel Taşkın Bey'e ana konuya geçmeden evvel demin söylediğiyle ilgili. Şimdi Yüksel Bey'in ya ilmi yetmiyor ya yaşı yetmiyor. 60'lı ve 70'li yıllar bugünlerden daha iyiydi demek fikri bir cinayettir. Hiç demokrasi anlamda daha iyiydi. Hiçbir anlamda daha iyi değildi. Ben o yılları biliyorum Yüksel Bey. Hiçbir anlamda daha iyi değildi. Türkiye ekonomik olarak 70'lerinde muhtaçtı. Parti içi demokrasi açısından. 10 yılda bir darbelerin yapıldığı sokaklarda sokaklarda 25 kişinin öldüğü. O başka bir hikaye. Şimdi müsaade edeyim ben konuşayım o zaman. Ben sizi dinledim. Yani şöyle, burası televizyon stüdyosu, siz üniversitede kürsüde 18 yaşında benim çocuklara konuşur gibi konuşuyorsunuz. Aynı değil ama. Ve o genel ithamla girerseniz ben de böyle müdahale ederim. Peki. O yaptığınız genel itham çok ağır bir itham. Evet, o yüzden öyle girmeyiniz. Evet, itham etmeden birbirimize. Evet. Şimdi, yok, ben yaptım müdahalemi. Ben fikrimi söylüyorum, bitiririm siz de tekrar. İlk olduğunuz cümle kabul edilebilir bir cümle değildir. Efendim yoksa, sözüm bitsin, söyleyin Yüksel Bey bakın. Siz hangi cümleyle konuşmaya gittiğinizi hatırlıyor musunuz? Bülent Ecevit'i CHP'ye mal ediyorsunuz. Bir dönem tamam genel başkanıydı ama benim programıma geldiğinde ben Sayın Ecevit'e sordum. Siz CHP'nin başındayken hapse düştünüz. Darbe oldu, hapse düştünüz. Beklenen oydu ki tekrar CHP'nin başına gelecektiniz. Fakat ayrı bir parti kurdunuz. Bunun sebebi neydi diye bunu kendisi de hayattayken yazdım. Hatta birkaç kere dedi ki CHP kendine has parti, ben onu aşamadım diye. Darbelerin olduğu bir dönemi bugüne demokratik örnek zaman olarak göstermek fikri bir cinayettir. Son bahsettiğim ben şey tekrar ediyorum. 1983'tür. Şimdi gelelim efendim Sayın Bahçeli'nin. Sayın Bahçeli'nin şu cümlesi üzerinde durulması icap eden bir cümle olduğu kanaatindeyim. Partiyi kimseye teslim etmeyeceğiz diyor. Buradaki teslim daha sözü... Daha ötesini söylüyor. Paralelcilere efendim, teslim etmeyeceğiz demiyor. Dün. Paralelcilere teslim etmeyeceğiz. Dün artık hayır, bu partiyi teslim etmeyeceğiz. Kimse değil evet. Partiyi teslim etmeyeceğiz. Yani buradaki hayır, teslim sözü üzerine duruyorum. Peki. Yani teslim kelimesi efendim, çok önemli dilerim. Burada. Bizim paralelcilere teslim edecek bir partimiz yani yoktur. Şey önemli burada, teslim bu kelimesi ifadeyi. Önemli. Bakın, evet. Bırakmayacağız demiyor. Teslim kelimesi burada bırakmayacağız sözünden daha ağır bir, daha insan kime teslim etmez? Hasmına teslim etmez. Düşmanına teslim etmez. Böyle bir durum gördük. Şimdi efendim Bahçeli üzerinden bakarsak... Peki orada şunu da açmanızı isteyeceğim Rahim Er. Teslim etmeyeceğiz hasmına diyorsunuz ama baktığımız zaman 4 tane aday var. Hatta işte dün programda bir 5. aday daha çıkacakmış, o da söylendi ama...
Şimdi bu insanlar tabandan beri hizmet etmiş parti, yani ülkücü harekete hizmet etmiş isimler. Şimdi bunlar mı hasımdan kasıt, yani teslim etmeyeceğizden kasıt nedir sizce? Şimdi tabii yani Sayın Bahçeli'nin orada neyi kastettiği, kimi kastettiği, şöyle bir durum var, şuradan gelmek istiyorum. Bahçeli'nin bu ülkeye hizmet anlamında demin de kısmen bile olsa üzerinde duruldu tahmin ediyorum. Şunu yaptı. Sayın Bahçeli hiçbir gün ülkücü hareketi sokağa sevk etmedi. Hı hı. Bu Türkiye için büyük bir iyiliktir. Hı hı. Yani şu olaylar, terörler yaşanırken bir de işin içine bir ülkücü müdahale girseydi bu Türkiye'yi iç harbe kadar sürükleyebilirdi. Bu bakımdan Sayın Bahçeli'nin o hakkını teslim etmek lazım. Bir, iki Sayın Bahçeli bir partinin iktidar olmasıyla devletin iktidarda kalmasını ayırt edecek aklı selimde bir insan. Devletin çıkmaza girme ihtimalinin olduğu dönemlerde her ne pahasına olursa olsun gerekli desteği verdi ve o zor günleri, o zor şartları devlet aşabildi. Bu da ülkenin huzuruna, ekonomisine bir ciddi katkı sağladı, destek sağladı. Şimdi tabii ki bir partide adaylar çıkabilir. Ama şunu biliyoruz. Bu AK Parti ile paralel yapı mücadelesi ortaya çıktığında bazı paralel yapı taraftarları AK Parti'de milletvekili olanlar istifa ettiler. Bunlar içinde bakan olan bile vardı. Ve partiler kurdular. Paralel yapı buradan hareketle seçimlere girdiler. Buradan hareketle meclise girip durumunu korumak istedi. Ancak vatandaş bu partilere teveccüh göstermedi ve bu partiler mezarlığına gittiler. Şimdi anlaşılan ve görülen o ki Sayın Bahçeli de bunu ifade etmekte. Paralel yapı adaylar üzerinden, bazı adaylar üzerinden henüz isim telaffuz edilmiyor veya bilinse bile söylenmiyor. MHP'yi ele geçirip böylece hazır bir parti üzerinden meclise girmek ve Bahçeli'yi saf dışı bırakmak kanıtınız tarzında. Kanıtınız ne peki? Neye dayanarak söylüyorsunuz? Hangi ilme dayanarak bırakmak söylüyorsunuz? Bırakmak tarzında bir çalışmanın olduğu kanaati yaygın. Kanaat yaygın ama siz somut bir şey var mı bununla ilgili? Yani şu isim paralelce de. Bir sürü aday var. Hepsi mi paralel? Şu isim şöyle. Yani bunu deneyebilecek bir delil, bilgi, belge. Bütün adaylar paraleldir diyemeyiz. Hatta şu bile söylenebilir. Paralel olduğu genel kabul gören isim bile belki kendi mantığı, kendi hesabına göre paralel yapıyı kullanma hesabı içindedir. Böyle bir düşünce içindedir. Ama artık bu partinin genel başkanı açık açık, yani bundan daha büyük delil olamaz. Partinin genel başkanı Devlet Bahçeli ne dedi bugün? Dedi ki Amerika'nın oyuncağı İslam'ın yüz karası, partiyi ele geçirmek istiyorlar diye. Bunu bir partinin genel başkanı kendi partisi için konuşuyorsa daha bundan öte delil olur mu? Yani. Peki Hasan Hüseyin Türkoğlu'na bir gidelim, sonra reklama gitmek zorundayım. Süremi açacağım, size de geleceğim. Şu cümlemi bitireyim. Ama reklama gitmem gerekiyor, size geleceğim Rahimer tekrar. Sadece bu müdahaleyi yapmak gerekli anladığım kadarıyla. Hasan Hüseyin Bey'in bir müdahalesi var. Lütfen onu söyleyin. Hanım, reklama gideyim, devam edelim. Evet. Yani ben sesimi duyuramıyorum galiba ama birincisi kimin paralelci olduğu hususu açıklığa kavuşturulmalı. Yani bu partinin değişim isteyen işte genel başkan adayı olmayı düşünenler dahil kimin paralelci olduğunun açıklanması, net olarak ifade edilmesi lazım. Bu 548 delege mi paralelci, yoksa biz üzerimize hiç almıyoruz, Sinan Oğan Bey'le beraber hareket ediyorum ben, hiç üzerimize almıyoruz. Paralelle mücadele konusunda sonuna kadar da kararlıyız. Kim mücadele ederse onunla da beraber oluruz. Ya da Koray Aydın mı paralelci, ya da daha düne kadar genel başkan yardımcısı olan Ümit Bey mi paralelci? Dolayısıyla
bir değişim isteyen bu iyi niyetli MHP'yi iktidara taşımak gerekir diye düşünen insanların bu şekilde yaftalanması doğru değil bir. İkincisi orada dendi ki efendim terörle mücadelenin bu kadar hassas olduğu bir dönemde MHP'nin desteği önemliydi. Şimdi bu desteğin olduğu dönemde değişim istemek manidar. Hiç manidar değil. Asıl manidar olan bir kere bu bütün genel başkan adayları için net olarak şunu söyleyebilirim. Terörle mücadele konusunda bugünkü hükümetten çok daha samimiler ve istekliler. Bunu söyleyen ağızlar daha düne kadar terörle mücadele edilmesin, teröristle müzakere edilsin diyen ve teröristle müzakere edilirken alkışlayan insanlardır ki biz bunun tersini söylüyorduk. Yani terörle mücadele edin diyorduk. Bu genel başkan adaylarının hepsi de terörle mücadele edilmesini isteyen, düşünen insanlar, bununla ilgili projelerini ortaya koyan insanlar. Paralelin MHP'yi dizayn etmesiyle ilgili iddialar tartışılabilir ama paralelin meclise AKP tarafından taşındığı, paralelle Türk siyasetinin dizayn edildiği ve paralelle AKP'nin iktidarını devam ettirdiği gerçeğini altını çizmeden de bu konuları doğru tartışmış olmayız. Orada ve bizi seyreden herkesin arasında herkese şunu açıklıkla ifade ediyorum. Paralel AKP'nin bir inşasıdır, işbirliği yapmıştır ve bugün siyasetin temel sorunlarından, devletimizin güvenlik sorunlarından biri olan paralel maalesef AKP tarafından devletin içinde yuvalanmış, yapılanmıştır. Peki bir reklama gidelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Enine boyuna devam ediyor. Önemli başlıklar üzerinden MHP ile başladık konuşmaya. Canan Kaftancıoğlu, size gelmek istiyorum. Evet. Buyurun. Şimdi Ece Hanım, MHP'deki durum nedir ya da kim nereye sızmıştır benim konumun dışında ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Birazcık geçmişe baktığımızda işte değerli cemaat diyen, işte saygıdeğer hoca efendi diyen ve sonrasında paralel yapı ismiyle bu FETÖ terör örgütü diyen AKP'nin geldiği noktada ne dediler? Biz kandırıldık, kandırıldık. Şimdi hiçbir devlet yetkilisi ve siyasi parti sorumlusunun kandırıldık deme lüksü yoktur. Şuraya geleceğim, biraz önce Nihal Hanım'ın söylediğinden hareketle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bütün siyasi partilere, şu anda MHP'yi konuşuyoruz ama zaman zaman farklı şekillerde belki bir müdahale isteği, sızma düşüncesi olabilir. Kimin yaptığından bağımsız ama şunun altını ısrarla çizmek istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyesinden genel başkanına kadar hiç kimse ne kandırıldık der ne de sonrasında kandırıldık, biz bu işi böyle zannetmiyorduk diyecek siyasi ahlaksızlığa sahiptir ve o partiye, partimize müdahale etmek isteyen zihniyet, düşünüş, adı her ne olursa olsun gelir ve bir yere toslar. Şimdi bu tespiti yaptıktan sonra biraz önce Nihal Hanım Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkmadı dedi. Bunu açmam lazım birkaç cümleyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayı ilçe kongrelerinden tutun da kurultayına kadar bütün parti içi demokratik usuller yerine getirilerek yapılmıştır. Ben Nihal Hanım'ın izlemiş olmasını çok isterdim bir. Parti içi demokrasi açısından partileri bir skalaya sıralayacak olursak burada Cumhuriyet Halk Partisi bunun en tepesinde yer olur. Bunu hiç tartışmasız söylemek lazım. Evet, Sayın Genel Başkanımıza kurultayda aday çıkarılmadı değil, çıkmadı. Çünkü biraz önce ne dedim ben? Partilerin en yetkili organları kurultaylardır ve adaylar da parti tüzükleri gereği delegelerin imzasıyla, belirli sayıda delegenin imzasıyla aday olurlar. Aday olanlar vardı ve Genel Başkanımız da aday olduğunu açıklayan Genel Başkan aday adaylarına yaklaşımıyla da tam bir demokrasi örneği sergilemiştir. Fakat aday adaylarımızın, Genel Başkan aday adaylarımızın bir kısmı yeterli imzayı toplayamamıştır. Bir kısmı da kendisi aday olmaktan feragat ettiği için aday olmamıştır. Bakın hanımefendi, bunun olabilir spekülasyonlar üzerinden değil, yani ben gerçeklikler üzerinden konuşuyorum. Orada delegenin imzasını ben de bilemem parti ama bir sürü spekülasyon. Siz gazetecisiniz, yapıldı. Gerçeklikler üzerinden konuşmak. Niye spekülasyonlar, niye toplayamadılar? O kadar tereyağından aday çıkarılmadı, aday çıkarılmadı cümlesini kuramayız. Bir aday çıkamadı, evet, bir aday çıkamadı. Doğru.
delegasyonun tüzüğün gerektirdiği koşullara göre çıkamamıştır. Çıksaydı da orada demokratik yarış olur ve kazanan orada genel başkanımız olurdu. Dedikten sonra Rahim Bey'in söyledikleri üzerine de bir cümleyle sözümü bitirmek isterim. Sevgili Rahim Bey, ülkemiz hakikaten nefret dilinin, birbirimize karşı etiketlemenin, birbirimizi tanımadan ön yargılarla cümleler kurmanın sıkıntısını yaşıyor. Yani tam kaotik bir süreci yaşadığımız şu günlerde, işte hepimizin barış dediği, birbirine saygı dediği şu günlerde ben birbirimize hitap ederken dahi barış dilini kullanmaktan veya etiketlemeden konuşmaktan yanayım. Açıkçası biraz önce kendisini bir akademisyen olarak tanırım. Katıldığım, katılmadığım düşünceler olur ama iliminden şüphe ettiğim bir kişi demeniz, yani şu cümleyle kapatacağım, asla söylemeyeceğim bir cümle ama sizde nasıl duygu yandırır, hani empati yapmanız açısından söyleyeceğim. İşte Rahim Bey, yıllarca bu konuda işte çalışmışsınız, saçınızı dökmüşsünüz, işte bıyıklarınız beyazlamış ama sizin, örneğin uydurarak söylüyorum, aklınız bu işleri yorumlamaya yetmez gibi bir cümle size ne hissettirirse, sanıyorum sayın akademisyene başlangıçta kurduğunuz cümlede, yani ben açıkçası bir dinleyici olarak bu duyguyla hissettim. Bir de parti içi demokrasiyle geçmişteki Türkiye'nin genel siyasi konjonktürünü kıyaslamayı ve o konuda yapılmış bir tespiti, Türkiye'nin genel siyasi konjonktüründeki o dönem itibariyle işte darbeleri vesaireleri eş tutmak, tamamen apayrı konuları birbiriyle eş tutmak diye olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de tabii cevap verin ama bir sorum da o daha olacak size yine. Evet. Buyurun. Hayır, bir isterseniz cevap vermek şimdi Canan Hanım. Buyurun. Ben evvela şunu sorayım. Sayın Kılıçdaroğlu kaset olayından sonra dedi ki ben asla aday olmayacağım. O beyefendiyle alakalı söylediklerinize geleceğim. Asla aday olmayacağım dedi ve ertesi gün aday oldu. Hemen bunu neyle izah edersiniz? Çok güzel. Çok bunu açıklaması o kadar net ki. Siyasi ahlaksızlık olarak nitelendiriyorsunuz. Evet. Peki bu bir yaftalama değil mi? Hemen söyleyeyim. Az önce yaftalamayın, nefret dili kullanmayın dediniz ama çok rahat dediniz ki bizim partimiz asla kandırıldık ben demez. Böyle bir siyasi ahlaksızlık yapmaz. İzin verin. Siyasi ahlaksızlık evet. Çok ağır bir yaftam. İkinize de çok... Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'de yaşanılan olaydan sonra ben aday olmayı düşünmüyorum dediğinde o anda aday olmayacağım olmayı. Dedi. Evet, olmayacağım dediğinde olmayacağım o anda dedi. Olmayacaktı. Biraz önce ne dedim? Bakın bunu kaçırmamak lazım. Siyasi partilerde birincisi ne düşündüğünüzden bağımsız kişisel olarak sizin örgütünüz, tabanınız, delegeniz, üyeniz ve sizden bir şey bekleyen insanlar varsa ve siz bir şey olmayacağım demenize rağmen sizin ait olduğunuz parti sizi bir konuda görevlendiriyor ve olmalısın diyorsa hiç kimsenin, siyaset yapan hiç kimsenin, ben de dahil, siyaset yapan herkes de dahil olmak üzere hayır ben olmayacağım deme hakkı yoktur. Orada şu söylenilebilir, bakın aday olmayacağım dediğinde Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünmüyordu. Sonrasında partinin, parti kamuoyunun böyle bir görev vermesiyle bunu düşündü ve oldu. Şu söylenilebilir. Belki Kılıçdaroğlu'nun örgütünün, üyesinin ya da o dönem itibariyle şeylerin söylediği erken bir açıklama olabilir ama burada hiçbir şey yok. Bu sonradan yakıştırılmış, sonradan bulunmuş efendim, romantik ifadeler. Şimdi gelelim. Aday olmayı düşünmüyorum. Olmayı düşünmüyorum demesi evet, gerekiyor gelelim, o zaman. Aday gelelim, olmayacağım deyip şuna, ertesi gün olursanız Canan daha Hanım, sonra siyasi ahlak abidesi olarak ortada gezemezsiniz. Ben, şimdi Canan Hanım, demin hani aldatıldık demeyi siyasi ahlaksızlık olarak söylediniz. Kendilerinin ifadesi. Etiketleme sizin kendi kullandığınız kelimelerle olur. Bir insan, ben başkalarının ifadelerini alıp getirdim burada kullandım. Bu etiketleme değildir. Canan Hanım, insanlar hayatta aldatılabilir. Herkesin başına gelebilir. Efendim siz devleti yönetiyorsunuz. Biri, bunun hukuksal biri, karşılığı birine, var. Biri birine şey? İtimat etmiştir, inanmıştır, parasını vermiştir, makam vermiştir, her neyse kredi açmıştır. Bakkal Mehmet Efendi'den mi bakkal söz ediyorsunuz? Bakkal Mehmet Efendi niye küçük görüyorsunuz? Siz Halk Parti, Halkın Parti, bu nasıl elit anlayıştır? Böyle hep şimdi tepeden güzel bakma. Niye peki ama yani niye bunlar böyle sonlarsınız mı ya? Bir sırayından evet çıkacak. Yani böyle olmaz. Herkes, bu herkes aldanabilir. Şimdi gelelim. Tamam. CHP ile ilgili bence başka bir problem. Gelelim şeye. Şimdi bakınız, ben ne söylediğimin farkındayım.
Peki. Türkçeyi iyi konuşan bir insanım. Ben de ve asla benim kalbimi mi aç baktınız ki nefret dili kullanıyorsunuz dediniz. Ben haftanın birkaç günü bu benzeri ekranlarda konuşan bir insanım. Hı hı. Ve muhataplarıma da saygılı bir dil kullanan bir insanım. Ama karşımdaki insan kalkar benim yaşadığım o dehşet yıllarının bugünlerden daha iyi olduğunu ifade ederse ben ona bakın sakin kalacaktım cevap verecektim. Ben ona derim ki ya sizin ilminiz yetmiyor veya yaşınız yetmiyor. Bunda bir hakaret yok. Var. Efendim ilminiz yetmiyor. Yani gerçekten yani, hayret ediyorum ben size. Ben görüşümü söyledim. Ben cevap vermek durumundayım. Ben görüşümü peki söyledim. Siz cevabınızı verin ama ben de artık evet. Kendi ama konuma dönmek istiyorum. Doktor hanım hukuk mezunu olmadığı halde avukatlığını yaptı da kendisi cevap vermeye gerek yok ki. Size 10 dakika Türkçeyi Canan Bey, Canan Bey, Canan Bey Rahimler izin verir misiniz? Kendisi ifade etsin kendisi. Ama 10 dakika zaten müdafaa etti kendisini. Hayır. Bakın hala saygısızlık sınırlarında. Ben sizin kartınızı vermiştiniz ya. Ben size 1960'tan günümüzde Türkiye Siyasi Tarihi Partisi Türkiye Siyasi Tarihi kitabımızı göndereceğim. Suavi Aydın'la yazdık. Bakın hem Menderes, hem Demirel, hem Ecevit İnönü dönemlerinde parti içi demokrasi ve parti içi muhalefet 80 sonrasından daha güçlüdür. Ben bunu objektif ve nesnel olarak kanıtlayabilirim. Bu harcalen bir bilgidir. Bunun için profesör olmaya gerek yoktur. Sizin bahsettiğiniz şeylerle benim bahsettiğim şeyler elmalar ve armutlar gibi farklıdır. Siz ön yargılarla bana saygısızlık ettiniz. Peki. Bu kadar. Tamam. Bunu artık burada kapatsın. Ben başlayayım. Rahim Erdoğan'ın dakika. Sizi hayır. Sizi tanıyalım burada bir saat bile ben olmadı. Tanıdım. Ben size niye saygısızlık ettim? Rahim Erdoğan'ın niye? Ben de onu anlamadım. Buyurun. Ben size başka bir soru sormak istiyorum. Peki. Anlaşıldı. Ama ben de sizi ilk defa tanıdım ve ilk defa böyle. Yani saygısızlık bir sebep yok. Evet. Aynen. Sebep yok. Evet. Şimdi siz az önce şunu söylediniz. Bunu ben tartışmaya açmak istiyorum. Dediniz ki bir partinin iktidarda olmasıyla devletin iktidarda olmasının ayrımını yapabilecek bir insan dediniz Devlet evet. Bahçeli için. Şimdi bu tam da muhalifler ve taban çünkü artık Sinan Oğan muhalif olan genel merkez o kadar sayıcı o kadar azlar ki diyor. Dolayısıyla ülkücü taban diyor ki tam tersi biz yardımcı olmak istemiyoruz iktidara. Biz bizzat iktidar olmak istiyoruz. Dolayısıyla orada tam her, da işte... Her partinin hedefi tabii zaten her partinin hedefi evet. Ama bir partinin iktidarda olması ya devletin iktidarda olması ayrımını yapabilecek bir isim dediğiniz zaman orada işte hakikaten bugüne kadar mevcut sistemin de devam edebilmesi için destekledi anlamı da çıkıyor. Şunu ben o zaman sözümü izah edeyim, açıklık getireyim. Şimdi Sayın Bahçeli partisi iktidarda olmayabilir ama diyelim ki AK Parti değil CHP iktidardadır ama devletin öyle bir zora girme durumu söz konusudur ki orada destek verilmediğinde devlet yarınlarımız zarar görecektir. Bunu kastettim. Bu gibi durumlarda Bahçeli risk alarak gerekli desteği vermiştir. Bunun görülmesi icap eder dedim. Bunu söylüyorsunuz. Peki. Şimdi koalisyona ama hayır demişti. Hani koalisyon dönemi o koalisyon evet, beklentisi evet. Olduğu hayır için. Dedi. Şöyle evet. Bir şey var yalnız bakın. Koalisyona hayır dedi. Bugün adayım diye ortaya çıkan adaylara baktığımız zaman da veya meclis başkanı seçtirme konusunda şu ifadeyi yani. Kullanıyorlar. Biz de olsak biz de koalisyon kurmazdık. Biz de Devlet Bahçeli'nin terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu kararlılığı biz de gösterirdik. İşte hep biz de. Peki ayrıştıkları nokta nedir? Onu ne tabana anlatıyorlar ne de imza toplamak için gittikleri delegeye anlattılar. Şimdi az önce şimdi sayın... Farkı söylemek gerekirse hani iktidara gelerek bizzat bunu yapalım. İktidar destekleyerek bakın, iyi diyorlar o kesim. Yani bakın, sizin söylediğiniz kesimin sesini tamam doğru bak, ama şöyle bir şey var bakın. Demin paralel kim sorusunu Sayın Türkoğlu paralel kim açıklasın diye ifade etti. Aslında Sayın Türkoğlu 3 ismi saydı, 1 ismi saymadı. Hemen soralım. Sayın Türkoğlu niye öyle yaptınız? Yani paralel Sinan Oğan mı, paralel Ümit Özdağ mı, paralel işte Koray Aydın mı dediniz? Şimdi, bir ismi dışarıda bıraktınız. Ve aslında töhmet altında yani, da bırakmış ismi, oluyoruz bu şekilde. Hayır. Evet. Şöyle. Şimdi bakın Sinan Bey'in bu konuda ifadesi net. Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu bir mülakatta paralel yapıyla ilgili düşüncelerini net olarak ifade etti. Koray Bey bu partinin daha düne kadar
işte meclis başkan vekiliydi. Diğer taraftan Ümit Özdağ beyefendi genel başkan yardımcısıydı. Geride Meral Hanım kaldı. Meral Hanım da işte meclis başkan vekiliydi vesaire. Şimdi yani bunu bir başka adaylar da var. Mesela Konya'dan bir arkadaşımız düşünüyor, eski İstanbul İl Başkanımız düşünüyor. Şimdi onları da biz duyuyoruz. Hani açıkça deklare etmeseler dahi. Yani bunları tek tek saymanın bir bizim için hayır, bir faydası ama, yok. Ama, hayır, Mehmet Müftüoğlu'nun dediği siz yani Meral Hanım'ın ismini dışarıda bıraktınız o isimleri sayarken onlar paralelci yok, değil demeye hayır. Getirirken bunu niye yaptınız diye Mehmet Müftüoğlu soruyor. Değil mi? Doğru yok, mu anlıyorum? Bunda bir kasıt aranmasın. Aha. Ama birinin paralelci olduğunu ya da bu muhalefet hareketi denilen değişim isteyen arkadaşlarımızın içerisinde bir paralel organizasyon olduğunu iddia edenlerin onun kim olduğunu söylemesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama şurada onlar ifade etmediler. Öbür türlü, yani AKP'nin yaptığını yaparız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savcının bile paralel olduğunu söyleyen, akla ziyan iddiaları ortaya atan ve maalesef buna inanan bir de saf kesimin olduğunu düşünürseniz aynı metodun değişim isteyenler üzerinde uygulanmasını doğru bulmuyorum. Kim paralelse, paralelle ilişkili olan kimse ifade edilmeli. Bunu bizzat ama bunu Devlet Bahçeli ifade etmeli değil mi? Bakın bunu paralel diye kimse, tabir ettiğimiz kişiler, öne çıkan isimler hatta bir takım köşe yazarları, paralelle destek veren köşe yazarları, özellikle sözümün başında da bunu ifade etmiştim. Sosyal medya üzerinden dahi mahkeme kararını paylaşabilen, bakın mahkeme kararının çıkan sonucu dahi sevinç gösterilerini adeta hakikatin böyle güvercin taklası atarcasına taklalar atan paralel kişiler var. Burada ben şunu öğrenmek istiyorum. Tamam gazeteciyim ama nihayetinde karşı tezi savunan insanlardan da şunu ortaya koymaları gerekir. Madem ki bunu savunan insanların yani bir de paylaşımları var. Paylaşımlarda aleni bir şekilde o adaylardan birini çok net olarak destekledikleri ortaya çıkıyor. Peki şu açıdan niye bakmıyoruz? Yani belki hatta özür dilerim Ecanım, şunu da söyleyeyim. Ecanım, bakın bu şey televizyona yine Ecanım, adayları aldınız. Sayın Koray Aydın bu soru üzerinden buna benzer yani paralel müdahalenin olduğu ve, ya da adayların içinde paralel olabileceği şeklinde bir buna atıfta bulunacak bir ifadesi de var. Bunu kayıtlardan da çıkarabilirsiniz. Peki ama bir isme işaret etmiyor. Ece Hanım bir şey evet, ifade buyurun ama çok kısa alayım. Ece ekleme Hanım. Yapın sadece. Evet devam çok kısa, edeceğiz. Çok kısa. Şimdi Sayın Müftüoğlu'nun ifadeleri için teşekkür ediyorum. Ama aynı mantıkla şunu da düşünmemiz mümkün olabilir Sayın Müftüoğlu. Mesela Cuma günü mahkeme kararını açıkladıktan sonra AKP mahfillerinden orada bulunan arkadaşlarımız dahil birçok insan hem genel merkezimizin yönetimi hem de genel merkezimizdeki aktörlerle ilgili övgü dolu yazılar yazdılar. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. dönemi açıldıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda AKP sıralarında Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri alkışlandı. Şimdi kalkıp da MHP'nin yöneticileri AKP'li olmuştur diyebilir miyiz? Yani bu doğru bir şey değil. Bence kim paralelse, kimi kastediyorsa sözün sahibi açıkça işaret etmeli. Çünkü biz üzerimize almıyoruz bunu. Ne Sinan Bey ne ben. Hiç üzerimize almıyoruz. Diğer adaylar da üzerine almıyorsa açıklamalılar aynen bizim gibi. Ama onlardan daha evvel iddianın sahibi kimi kastettiğini diğer ifade etmeli. Diğer adaylar zaten bunu açıkladı tek tek. Yani buna Meral Akşener dahil ben bu ne alakası var dedi zaten. Yani bir şey... kelimeye sıkışan evet. Bir tartışma evet. Bence MHP'yi bile. Yani çok MHP'yi zararlı. O zaman iddianın sahibi açıklamalı. Devlet Bahçeli grup toplantısında söyleyecek bakın, kendisi bakın, şöyle bir şey var. Bu basite alınacak bir durum değil. Türkiye'yi bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dizayn etmeye kalkan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapı kendine artık dağılma noktasına gelen bir yapının kendine sığınacak bir yani liman olarak bakın, olur biter yani bu kadar sığınacak bir liman olarak bu değerlendirmenize katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Aldığı yönünde de ciddi iddialar var. Bu iddiaları çok basite alarak
İşte bunlar ne var? Bunlar hayal mahsuru. Yine komplo teorileriyle bu işin üzerine örtmeye, Devlet Bahçeli kendini kurtarmaya çalışıyor şeklindeki bir yaklaşımı ben yanlış buluyorum. Dolayısıyla tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü irade kendi içinden bir kararını verecektir. Ama kararı verirken bugün sözün başında da söylemiştim. Üç aday Sayın Bahçeli meclis grubunda yaptığı konuşmayı dinliyor. Hemen akabinde alelacele bir açıklama yapıp 8 Mayıs'a kongre kararı aldıklarını açıklıyorlar. Adayların kongre kararı alma yetkileri yoktur. Yani böyle bir yasada da herhangi bir hukukta da yoktur. Kaldı ki mahkeme karar verirken karar vermeden önce dahi bu hakim bu hakim değişmedi, hadi siz kongreye hazırlanın. Yani sanki bir silsile çerçevesi içinde bir proje hazırlandı, bir plan yapıldı. Bu plan çok sistemli bir şekilde işliyormuş gibi bir imaj ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkarılması gerekir. Yani ben kimseyi bu noktada suçlamıyorum ama bunların ortaya çıkıp da bir şekilde hem aday olanlar, biz adayız diye ortaya çıkanlar, hem de Sayın Türkoğlu 548 imza veren ülkücü paralel diye ilan edildi şeklinde ifade etmişti. Aslında öyle hayır, bir... Hayır öyle ya, demedi. Kim paralel? Başında, hayır, kim paralel Sayın onu söyleyeyim. O 548 şekilde, kişi mi yoksa adaylar mı? Sayın kim Bahçeli'nin bu şekilde dedi? İthamı 548 kişiyi de zan altında bırakıyor şeklinde ifadesi olmuştu. Yanlış hatırlamıyorum değil mi Sayın yani Türkoğlu? Kim şimdi dedi bu, hangisi? Evet. Böyle bir ifade de yanlış çünkü. Ben kimin paralelci olduğunu söylemek lazım diyorum. Konuşmasında açık açık söyledi. 531 onu da düzeltelim. 531 evet, imza veren evet. Ülkücü Türk milliyetçisi tenzih ederek hepsini bağrına basarak saygı duyduklarını, tercihlerine saygı duyduğunu ifade ederek, çünkü bu canlı yayında meclis kürsüsünden 78 milyona hitap ederek konuşmuştur. Bunu bu şekilde zan altında bırakmak da bence yanlış ifade edilmiş olur yani. Peki Nihal Hanım, şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle sorular da geliyor izleyicilerimizden Twitter'da. Sayın Bahçeli bir taraftan hakikaten taban tabana zıt, iktidarla taban tabana zıt politikaları olan, çok sert bir şekilde iktidara eleştiren, eleştirebilen, karşısında durabilen bir lider. Ama bir taraftan da en kritik noktalarda hep iktidara destek vermiş görüntüsünü pekiştirmiş bir lider. Yani ikisi de gerçeklik taşıyan unsurlar diyorlar. Şimdi böyle baktığımız zaman da acaba yani iktidar yanlılarının bu kadar işte o paralelci falan diyerek Meral Akşener'e yüklenmesinin sebebi o iktidarı kaybetmemek, aslında paylaşmak. Yani dolayısıyla en ciddi aday da o, en iddialı aday da o, en karizmatik aday da o. O yüzden mi en çok da ona yükleniliyor diye için. Evet sorular geliyor. Ne dersiniz? Yani bu da bir şey. Hani cemaat destek veriyor. Evet, o dönem CHP'ye destek veriyor denmişti. 17-25 Aralık'tan sonra seçimlerde CHP'ye destek veriyor denmişti. Çünkü AK Parti'ye karşı bir alternatif arayışı olduğu söylenmişti. İşte şimdi de o alternatif aslında Meral Hanım. Yani çok güçlü. O yüzden hemen paralelle aynı torbaya atılıyor diye soran izleyicilerimiz var. Ne dersiniz bu görüşe? Yani olabilir ama şimdi paralel yapı dediğimizde daha çok yakın zamanlara kadar siyasi tercihini açıklamaktan kaçınmış. Bunu bilinçli olarak kendi grup menfaati, grup çıkarları adına tercih etmiş. İşte liderine baktığınızda hani Cebrail gelse, rica etse parti ya da partileşme çabalarının siyaset için olma çabalarının yanında durmam demiş ki bu kadar iddialı bir örnek Cebrail gelse diyerek hatta tartışma yaratacak denli iddialı bir örnek vermiş. Ama 17-25 Aralık sonrasında yani baştan aşağı sırılsıklam siyasi ve politika belirlemeye ve bunun için yani anti AK Particilik, anti Erdoğancılık yapmak adına her siyasi mevziyi, her politik mevziyi ve bazen de politika dışı, demokrasi dışı mevziyi kullanmaya çalışmış bir kurmay tabakasından bahsediyoruz. Ben özellikle cemaatle yapıyı birbirinden ayırmaya çalışan bir insanım. Hani cemaatin kurucu ve yönetici aklının yaptığı tercihleri, yani gerek sokak hareketiyle, gerek
olası TSK darbesiyle, gerek içeriden terörün azdırılması suretiyle vesaire, her ne surette olursa olsun bu iktidar başımızdan gitsin. Hani yol o kadar önemli değil, yolun meşruiyeti de o kadar önemli değil. Yeter ki bunlar gitsinci bir uslup ve tarz takınmış olduklarına artık herhalde hiç şüphe yok. Kendi kendilerini bile böyle algılıyorlar artık ve böyle tarif ediyorlar. Bizim kalkıp ekstra bunun için kanıt belge sunmamız gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi böyle bir durumda beyefendinin dediği doğru. Hani biraz HDP'lilik, biraz CHP'lileri haklı bulmak, zaman zaman desteklemek. Bazen bir kısmı içinde MHP, aslında bu mantıklı bir şey o yapı için. Hı hı. Yani kalkıp bütün yine yumurtalarını tek bir küfeye koymasını bekleyemeyiz. Çünkü hiçbir zaman öyle davranmadı. Yani ortaya çıktı ki daha sonraki verilerden aslında her gruba belli ölçüde, her siyasi perspektife belli ölçüde yatırım yapmış. Ve oradan en azından bilgi toplayabilmiş, orayı bir miktar konsolide edebilmiş, orayı tahkim edebilmiş, oradaki dokuyu, ortamı yönetilebilir kılmaya çalışmış bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunu biraz da tabii hoşgörü, diyalog, din, gönül ve yani dindarlık, ondan sonra demokrasi, Avrupa Birliği gibi, yani yerine göre, durumuna göre, kalıbına göre hangi söylem ve perspektif uygunsa onun üzerinden yürütmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu aslında hani ilk başta hemen şeytanlaştırılması gereken bir şey değil. Hayra da hizmet edebilirdi ama çok kritik, tarihi bir karar aldılar. Bütün bu güçlerini, bütün bu hani sivil topluma yayılmış güçlerini demokrasi dışı bir faktör olarak yıpratma, hani iktidar değişimini, iktidar tanzimi için kullanmaya karar verdikleri andan itibaren bambaşka bir çehreye büründü durum. Bunu hepimiz yaşadık, gördük. Ve dolayısıyla hani iktidar, ben şuna da bir parantez açmak istiyorum. Yani iktidar kandırıldık dedi vesaire dedi, şu dedi, işte ama vaktiyle işbirliği yapmıştınız. Şimdi bu da aslında ciddi şekilde bu yapının Türkiye'de yapmak istediklerini zemin temin eden bir söylem haline gelmiş durumda. Yani evet, iktidar bununla işbirliği de yapmış olabilir. STK'ları var, eğitim hizmetleri var, güzel işleri var. Dinen veya manevi olarak aynı iklimin çocuklarıyız, aynı iklimi paylaşıyoruz, düşünce dünyasını paylaşıyoruz diyerek güvenmiş olması, bir dönem güvenmiş olması, bütün yapılıp edilenler sadece ortaya güven değil, ne istedilerse sonra verdik dediler. Yapılıp edilenler ortaya çıktıktan sonra hala o desteğin sürdürülmesini mi gerektiriyordu? Yani ne bekliyor insanlar? Yani iktidar bir dönem desteklemiş, beraber işbirliği yapmış diye o desteğini hani utanıp gizlenip mücadeleye girişmek yerine desteğini devam mı ettirmeliydi? O zaman acaba bu muhalif partiler, muhalif kişiler ne diyecekti? Ya elin saf, hani şu kadar ortaya şu çıktı, burada bu çıktı. İşte KPSS ile ilgili iddialar ortaya çıktı. Ergenekon, balyoz, içeri atılan hanımefendi, gazeteciler vesaire derken iktidarla paralel yapının işbirliği yaptığı dönemde yani? Hani, Türk Silahlı yani Kuvvetlerine kumpas kuruldu. Mi daha akla yatkın olur? Subaylarımız hapse atıldı. Hayatlarını kaybettiler. Hayatları karardı. Peki, hani şunu Ergenekon'u, balyozu, casusluğu nasıl unutuyorsunuz? Lafımı bitireyim. Neye karşı çıktığınızı anlamıyorum çünkü sizi dinlemiyorum. Çünkü sözümü anlatmaya çalışıyorum, duymuyorum. O yüzden isterseniz dinleyin. Sözüm bittikten sonra cevabınızı verirsiniz. Ben sizi de eleştirmek maksadıyla söylemedim. Çok hayır, genel deminde alakasız bir şey söylediniz. Cevap vermek için hayır, bir tür beklemek zorunda kaldım. Hayır, ben size yönelik söylemedim yani, beyefendi. Çok bu, genel bu olarak yapılan bir eleştirin. Bu coğrafyada varlığımızın teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurulurken peki, siz alkışladınız. Paralel yapıyla AKP devleti çökertirken alkışladınız. Peki. Efendim işte yani mevzu bilmiyorum, bence çok farklı bir noktaya yani çekiliyor. Ama buna da tahmin edemiyoruz. Sayın Türkoğlu arkadaşlar demin, maşallah teflon tava gibi. Kendileri isterken. Sayın Türkoğlu bir dakika Nihal Bey'in kısaca bir sözünü bitirsin. Çünkü o da diyor ki size de geleceğim oradan hareketle. Yani o zaman zamanında işte birlikte yüründü veya işte ne istediğinizi de vermedik diye ondan sonra yanlışlar ortaya çıktıkça devam mı etseydik, devam mı etseydik o işbirliği diyor, o bakış açısını yani getiriyor. Evet, ortada bir aydınlanma varsa diyor. Bu aydınlanmanın gereğini yaptığı için mi şimdi sorumlu ve hesap ver? Ha, şundan dolayı sorumlu tutabilirsiniz. Neden vaktiyle daha uyanık davranmadın?
Bak bu gerçekten sorulabilir bir sorudur. Ama asıl hainlikse sen hainsin. İşte ahlaksızlıksa sen ahlaksızsın. Çünkü vaktiyle işbirliği yaptın. Canım daha önce bu yapının işbirliği yapmadığı, beraber oturup kalkmadığı kimse kalmadı ki başka dinlerin mensuplarına varana kadar. Kuzey Irak'ta okul açmaya kadar, Tanzanya'da, Mozambik'te her yerde eğitim faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları, işte üretilen hani bu radikal İslamcı, fundamentalist özellikle kökten dinci yapılara karşı daha demokratik, daha AB perspektifli, yani daha ılımlı Müslüman tarifine uygun boyutları nedeniyle Batı tarafından da, Batılı liberal demokrasiler tarafından da sıkça şey yapıldı, referans gösterildi. Şimdi bunlar ortadayken siz bu yapının asıl motivasyon kaynağını belli kadroları ele geçirmek ve o kadrolardan devşirdiği güçle bir ülkeyi, bir ülkenin siyasi iklimini çevirmek, tanzim etmek amacıyla dolduğunu, motivasyonunu bu hareketin buradan aldığını bilemeyebilirsiniz. Peki. Bu ne suçtur ne günahtır. Ha daha uyanık olmalıdır belki ama bilememiş daha ve bunu uyanık... da çıkıp halkına itiraf etti Erdoğan. Evet. İtiraf etti. Daha sonra seçimler oldu. Bunun anlamı şuydu. Seçimlere giderek o meşruiyeti tekrar halkından aldı aslında. Aldı. Tekrar kendisini, yani halk şunu gördü. Evet Erdoğan yanılmış. Evet AK Parti yanılmış. Ama biz gitti, iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Mücadele edeceğini de düşünüyoruz bundan sonra. Evet. Ve o meşruiyet seçime gitmek, meşruiyeti tazelemek demektir. Peki. Ve bizim ülkemizde de bu seçimler ve sandık yoluyla yapılmaktadır. Olabilirsiniz. Siz eklemenizi isterseniz yapın, sonra direkt devam edeceğim. Sözünü bitirmesini bekledim Nihal Hanım'ın. O süreci o kadar inanmış ve masumane bir şekilde anlattı ki açıkçası aynı inanmışlık inanmışlığına bir ayna tutmak için bir iki şey söylemek isterim Nihal Hanım. Şimdi bunları söylerken hakikaten inanarak söylediğiniz en azından ben bu yakın mesafede hissediyorum. Hiç uzatmadan iki şey söyleyeceğim size. Şimdi geçmişte dediniz ki Erdoğan ve AKP'liler işte bir şekilde desteklemiş olabilirler ve sonra dürüstçe dediniz, doğru anladıysam, kandırıklarını ifade etmiş olabilirler. Ne var bunda? Şimdi bakın. Tam olarak siz, böyle demedim. Sorumlu tutabilirsiniz. Daha uyanık olmalıydın. Ey iktidar tam, diyebilirsiniz. Peki, buna diyeceğim ondan bir şey bir adım ötesini eleştiriyorsunuz. Ama işte bu ahlaksızlıktı, şuydu buydu diyerek şimdi veya önceki, madem önceden işbirliği yaptın, hep işbirliği yaptın anlamına gelecek siyasi eleştirilerde bulunmak bence tutar. Şimdi itirafta bulunması dahi önemli aslında. Yani izin verin ben de birkaç şey anladım. Önemli ama tabii ki. İzin verir misiniz? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu eleştiri, bu öz eleştiriyi diyelim, iktidarın ne zaman yaptığına bakmamız birincisi burada gerekli. İkincisi ne istediler de vermedik derken Nihal Hanım, devletin bütün kurumlarını, bakın yargı da dahil olmak üzere, siz biraz önce güzel cümlelerle ifade ettiğiniz yapıya teslim ederseniz ve bunun bütün emarelerini hep birlikte ve sıkıntılarını toplum olarak yaşarsak ve ne zaman ki yolsuzluk olayları, kasetler, tapeler çıktığında siz işte birlikte hareket ettiğiniz yapının karşısına geçip kandırıldık derseniz bunun hiçbir manası olmaz ve şunu da söylemek lazım. Siyasetçiler nerede olursa olsun, ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun bir takım sorumlulukları vardır. Yaptıkları ve yapmadıkları şeylerden dolayı bırakın eleştirilmeyi. Tabii ki eleştirilirler ama yasalar ne gerekiyorsa onun gereklerini de yerine getirmek durumundadırlar. Siz yargının, hükümetin başında birisi olarak bütün devletin kurumlarını bugün paralel dediğiniz yapıya teslim edilmişse, kurumlara edilmişse ve bunun sonucunda bütün toplum mağdur olmuşsa, toplumun birçok kesiminde çok ciddi mağduriyetler yaşanmışsa bu sadece kandırıldık denilerek kapatılacak bir mevzu olamaz. Kandırılmıştır. Bu söylenir ama mutlaka ve mutlaka bir hukuk devletinde, demokratik bir hukuk devletinde bunun hukuksal bir karşılığı da vardır, olmalıdır. Bunun aksi kesinlikle kabul edilemez. Peki. Teşekkür ederim. O kandırıldık tip orada bırakmıyor ki, hesap soruyor. Hatta o hesabın çok ileri peki, sorulduğunu, kendi kandırılmasının çok fazla mağduriyetleri toplumda çok ileri edildiğini, meselenin biraz daha hani toplu imha hareketine dönüştüğü bile konuşuluyor. Doğru, yani. Kandırıldık, hani kandırıldık dedi, deyip bırakmadı yani orada. Hesap gerçekten soruyor, bir mücadele çabası oldu. Kandırılmasından kaynaklı mağduriyetlerin kendi sebebini kim verecek efendim? Devletin, bakın hükümetin başı, başbakan kandırıldık diyor. Onun kandırıldık dediği yapı yargıyı eksiz bedelini ödemediğini iddia edebilir misiniz Erdoğan'ın?
Ya bütün beden, toplumsal linç siyasetçilerin meselesi beden bu mevzu üzerinden efendim, harekete geçti. Toplumsal lince %100 karşıyım. Her konuda herkes için linç, hem siyasi hukukun, linç. Hukukun yerine gel. Benim tek derdim ve tek isteğim hiç kimsenin toplumsal linci vesairesi beni ilgilendirmiyor. Duygu durumu da ilgilendirmiyor efendim. Ben kişinin hukuk karşısında zaten. Hukuk karşısında yaptıkları ya da yapmadıklarının sonucunu görmek isterim. Artı dershane yoksa, krizi çıkmasaydı biz bu paralel yapımın çıkmasını da müşahit olamayacaktık. Peki. Orada kilitleniyor. Dershane krizi nasıl çıktı? Tabii oradan başlayalım. Başka bir program konusu. Bir reklama gidelim. Dönüşte devam edelim. Orada paylaşalım. Evet, diğer konu başlığımıza geçeceğiz artık. O da dokunulmazlık. Başbakan Ahmet Davutoğlu dokunulmazlıklarla ilgili bir kez daha hodri meydan dedi. Genel kurulda takke düşecek, kel görünecek sözleriyle de muhalefete meydan okudu. AK Parti'nin teklifine fire olmaksızın 316 imza ile verdiğini söylüyor başbakan. CHP liderine de hodri meydan diyor dediğimiz gibi. Yüksel Taşkın, sizle başlamak istiyorum. Böyle bir dokunulmazlık meselesi işte artık bir karşılıklı resleşmeye, hodri meydana dönüştü. Bir de takke düşecek, kel görünecek söylemleri başladı artık. Kim kime ne demek istiyor sizce bu mesele üzerinden? Şimdi bence kemikleşmiş sorunlarımızı çözemeyip çocuklaşmak, gerçekten kaçmak refleksimize başka bir örnek. Nedir bu? Bir kere Türkiye'de 2008'de Erdoğan o zaman başbakanken söylediği bir şey var. Terörle mücadele sinir uçlarımıza zarar verebilir gibilerinden bir şeyler söylüyor. Öfkeye kapılmadan bu mücadele götürülmeli. Çok doğru. Davutoğlu'nun da benzer ifadeleri var. Şimdi bu dokunulmazlık bence hani istenmeyen bir şekilde bir şey bir gündem önünüze gelir. Hani dokunsanız yanacaksınız, işte biraz soğumasını beklersiniz. Bence tamamen duygularla hareket edilerek ortaya konmuş bir şey. Hele 94'te bu konudaki tecrübe belli. 94'te canı yakılan insanlar daha sonra itibar kazandılar. Bu itibar kazanan insanların bir kısmının itibar kazanmasında AK Parti'nin de rolü oldu. Yani sürekli niye aynı yerde debelenip duruyoruz anlamıyorum. Neden siyasi süreçlerden ders çıkarmıyoruz? Bence bu dokunulmazlık meselesinin kendisine bakalım. Ben hukukçu değilim ama anladığım kadarıyla söyleyeyim. Burada şöyle bir durum vardır. Bir yasa çıkarıldığı zaman belli bir süre, makul bir süre yürürlükte kalması gerekir. Yani böyle bir mantık vardır. Şimdi bir defaya mahsus bir yasa çıkarılıyor. Ve burada herkes bir delikanlı gibi, bir pehlivan gibi ortalarda hareketler yapıyor. Bence kamuoyunun bu meseleyi rahatla eğer bu mesele bu ekranlarda, bu tür platformlara rahatça tartışılırsa insanlar şunu görecekler. Bir kere ne Davutoğlu'nun ne Kılıçdaroğlu'nun ne hiçbir partinin aslında bu net bir tavrı yok. Çünkü biraz kulak çekmek ama orada tadında bırakmak gibi bir tavır var Davutoğlu'nun. Onu yapabilecek mi bilmiyorum. Çünkü bir defaya mahsus anayasayı değiştirmek şu anlama geliyor. Yani izleyicilere teknik şeyi boğmayayım ama bir defaya mahsus mevcutları da kulak çekeceğiz. Sonra bakacağız duruma. Bakın bir hukuk devletinde bu olmaz. Yani bunu yapmamak gerekiyor. Daha böyle ilkeli davranmak lazım. Mesela nasıl? Bütün partilerin, AK Parti'nin kendi programında dahi var. Orada ifade edilen şey işte siyasi kürsü dokunulmazlığı. Nedir bu? Siyasetçiler bir nevi önemli hareketlerin temsilcileridir. Elçiye zeval olmaz tarzında onların rahatlıkla konuşabilmeleri sokağın hararetini azaltır. İnsanlar mecliste rahat konuşabilir ki akut kireçlenmiş sorunlar çözülebilsin. 1688'de Temel Haklar Bildirgesi İngiltere'de kabul edildiğinde burada kürsüde söylenenlerden dolayı ne kral ne hiçbir mahkeme bu insanları sorumlu tutamaz gibi bir ilke oradan bugüne devam ediyor. Şimdi biz meseleyi buraya yani evrensel olanda evrensel olan boyutuyla çözeceğimize bence bunu bir şova dönüştürdük. Şimdi CHP kendisini bir şekilde bağlamıştı. Hani diyordu ki işte hepsi kalksın ama orada kürsü dokunulmazlığı hariç diyordu. Ki HDP ile ilgili mevzuya çok girmek istemiyordu siyaseten. Bence o da doğru değildi. Yani bunun üzerine Davutoğlu orada bir açık gördü. Yani bu bence böyle çok siyaset yani hani eski şey anlamda negatif anlamıyla. Ha peki yani bir açık görmesinin ötesinde direkt Kılıçdaroğlu neden korkuyor diye aslında. Ya bakın bu şuna dönüşmedi niye mi? Kürsü şöyle dokunulmazlığı konusunda kırmızı çizgi koyuyor bakın, diye soruyor. Söyleyeyim ben. Şimdi Kılıçdaroğlu ve CHP'yi bizzat Canan Hanım burada. Ama bunu dönüşüm. Söyleyeyim bakın evet. Şöyle bir durum var orada. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir hukukçu yok burada ama bu mevcut durum ki mahkemelerden dönmesi muhtemeldir. Keyfi bir şekilde çok aktif milletvekillerinin dosyalarının bir kısmını cımbız
hızlayarak göndermeyi de içerebilir. Yani CHP'li aktif milletvekillerini susturmaya matuf da kullanılabilir. Dolayısıyla çok belirsiz, bir defaya mahsus değişiklik falan filan, bunlar hukuk kültürümüzde fazla yeri olmayan durumlar. O yüzden herkesin buraya biraz kuşkuyla bakması benim açımdan doğaldır diye düşünüyorum. CHP'nin kendi duruşunu Canan Hanım belki anlatır. Tabii evet, yani çünkü orada yani Kılıçdaroğlu ile ilgili işte takke düştük, el göründü şu bu. Yani bir şey mi biliyor da söylüyor? Ne için böyle bir atıfta bulunuyor? Şimdi hemen söyleyeyim, Yüksel Bey'in bir ifadesine de katkı olması anlamında düzelterek, dokunulmazlıklar konusunda diğer partilerin tutumunu görüyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokunulmazlıklar konusunda bugün değil, ta geçmişten bugüne kadar çok net bir tavrı var ve en son yapılan genel seçimlerde de, seçim beyannamesinde de bu tutumunu net bir şekilde ifade etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi kürsü dokunulmazlığı haricinde bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana ve bunu her zaman söylemiştir. Bugün de söylemeye devam ediyor. Birincisi, bu tespiti yapalım. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi bunu söylerken ve bunu talep eder, demokrasinin bir gereği olarak dillendirmeye devam ederken, bunu herhangi birilerinin, kişilerin ya da kurumların ya da kimi siyasetçilerin çıkarı ya da o siyasetçilerin mağdur edilmesi için değil, evrensel bir hukuk devletinde olması gerektiği için bunu söylüyor. Dolayısıyla Davutoğlu takke düşsün, kel görünsün derken ne kastetmiştir, bunu kendisine sormak lazım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu dünden bugüne geldiğimizde söylerken, bugün çıkıp AKP'nin, yani günümüzün iktidarının sadece ve sadece dokunulmazlıkların kaldırılması adı altında mecliste kendi işine gelen gelmeyen söylemleri söyleyen kişileri cezalandırmak ya da onlara parmak sallayıp hemen biz de dokunulmazlıkları kaldırırız, gününüzü görürsünüz türünden zaten kutuplaşmış olan siyasette bir mesaj olarak ortaya koyması Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hukuka inanan hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değildir. Şimdi bunu AKP ilk gündeme getirdiğinde genel başkanımız ve grup başkan vekillerimiz açıklama yaptılar. Dediler ki biz kürsü dokunulmazlığı için bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını zaten istiyoruz. Bakanları yani da dahil edelim dediler. Onu da söyleyeceğim. Yani AKP hodri meydan demeden önce Cumhuriyet Halk Partisi bunu zaten ifade etmişti. Şu da söylendi, hiç ayrım yapılmadan. Fakat AKP bu kanun tasarısını ilk başta getirirken ne dedi? Bakanların haricinde. Ve ama mecliste, programında bakanların yargılanmaları diye bir ifade var. Evet, yani. Programda var. Sonrasında şu da denildi, mecliste fez lekesi olan dosyalar ve daha da acı bir şekilde söyleyeceğim, Adalet Komisyonu'nun ve bir komisyon daha ortak seçip karar vereceği dosyalar gelecek ve bunların dokunulmazlıkları kaldırılacak. Sözde işte terör örgütüne yardım, yataklık yapılan insanlar diye. Şu noktayı özellikle belirtmek lazım Ece Hanım. Şimdi anayasanın 14. maddesinde zaten milletvekili de olsanız, dokunulmazlığınız dahi olsa, siz zaten terör örgütüyle herhangi bir ilişkiniz, bağlantınız varsa bu kaldırılmadan dahi siz zaten hakkınızda yasal işlem yapılabiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey için dokunulmazlıkların kaldırılmasına gerek yok. Şimdi durum böyle olunca o zaman AKP'nin yaptığını ve özellikle seçilecek ve istedikleri dosyayı, ki hangi partiden olduğu, kim olduğu değil, bakın bunu evrensel normlarda anlatmaya çalışıyorum, kim olduğundan bağımsız, böyle bir yasa tasarısının getirilmesi dün olduğu gibi bugün de kendi siyasi ikballeri uğruna demokrasiyi hiçe sayarak sadece kamuoyunda, halkta bir algı, sözde işte demokrasiyi biz getiriyoruz, dokunulmazlıkları kaldırıyoruz, işte CHP'ye de hodri meydan, zaten CHP'nin söylediği ve söylemeye devam ettiği bir şeyi söylemenin bir adım ötesine geçmiyor diye düşünüyorum. Rahim, katılıyor musunuz? Yani kendi işine geldiği dosyaları mı seçecek? Şimdi demin Yüksel Bey burada hukukçu yok dedi. Bendeniz İstanbul Barosu'nun 10.656 numaralı üyesiyim. Her ne kadar avukatlık yapmıyorsam da, hukuki bilgim yok, her ne kadar avukatlık yapmıyorsam da hukukçuyum, hukuk tahsil ettim ve çok da seviyorum. Şimdi efendim şöyle sondan başlayalım. Madem CHP bundan yana, o zaman bir başka parti bile getirmiş olsa, bunun Türkiye açısından, parlamento açısından bir ihtiyaç olup olmadığına bakarak
destek vermek çok daha yerinde olur. Çünkü burada yapılan şu, Başbakan bunu defalarca ifade etti. Hiçbir partiyi istisna tutmadan hangi milletvekilinin fezlekesi varsa ve hangi safhada olursa olsun bunların tamamı için, yani bugün yapılan o 316 imza, verilen imza bunların tamamı içindir. Yoksa aradan ayıklamalar yapmak, bu suçu işlemiş olanı şu tarafa, bunu bu tarafa tarzında bir uygulama olmayacak. Peki Selin Sayıkböke dedi ki bakanları da dahil ederek kaldıralım dedik, kabul etmediler dedi. Kabul etmediler dedi. Yani bütün bakanlar için neden? Bilemiyorum yani bakanlarla alakalı herhangi bakanlar bir açıklaması dahil şeyin edilmedi. Açıklama olmadı. Açıklama var şu an. Evet. Yani AKP'nin teklifinde, bak yani bilgi vermek anlamında, lütfen, yanlış anlamayın, sözünüzü kesmek değil niyetim. AKP'nin getirdiği öneri Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği öneriyle hiç örtüşmüyor. Yani dediğiniz gibi katılıyorum size. Fezlekesi olan, yani bütün milletvekilleri için kaldırılması Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi, ama hadi bir adım ileriye gelelim biz de. Doğru olduğunu kabul edelim. Fezlekesi olan bütün milletvekilleri için olduğunu kabul edelim. Ama AKP'nin getirdiği öneri o değil. Şimdi Rahim bu Bey. Bir tekliftir. CHP der ki tamam. Dedi. Bütün fezlekeler için destek veriyorum. Kabul ama edilmedi. Ama bakanlar da dahil edilsin. Evet. İktidar Partisi bunu kabul etmediği takdirde o zaman hakim olarak etmedi, millete döner ve millete şikayetini yapar. Şu andaki durumumuz Selin Sayık. Ancak ben şunu bir kazanç buyurun olarak görüyorum. Yani bir süreç başlamıştır bugünden itibaren ve bu fezlekeler işleme girecektir. İşte Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra da bu 15 defa, gün içinde bu defa 330 meselesi ortaya çıkacaktır. Parlamentonun önünde bu dokunulmazlıklardan dolayı bekleyen dosyalar halledilmesi gereken bir iştir. Bir. İki, bir takım HDP milletvekilleri teröristlerle düşüp kalkmaları, işte arabalarında taşımaları, bombalı katliam yapan teröristin evine gitmeleri gibi sebeplerle kamuoyu vicdanı yaralıdır. Bunların halli de ancak dokunulmazlıklarla halledilecek bir meseledir, bir problemdir. Onun için bir süreç başlamıştır ve bunu hem parlamento adına hem Türkiye siyaseti adına hayırlı ve iyi bir gelişme olarak görüyorum. Çok acele olmamak lazım herhalde. Tam da bu noktada size katkı 17-25 Aralık kamuoyunun vicdanında bir yara, bunun da gündeme gelmesi lazım öyleyse. Şu, yani bu CHP'nin durumda bir görüşü bunu söylüyor. Söylemeye de devam edebilir. Ha. Efendim ha, şöyle yani de. CHP ayrı bir parti, AK Parti ayrı bir parti, netice itibariyle birebir bütün konularda birebir yani anlaşmaları elbette olan, ki mümkün, bakın efendim, mümkün olmayabilir. Biz burada CHP, AKP olarak değil, evrensel olarak bizim bakışımız, hukuk eğitimi aldığınızı söylediniz. Eminim benzer düşündüğünüzü düşünmek istiyorum. Ya da öyle olması gerekli. Bütün mecliste, bütün fezlekelerse olan herkes gelsin, dokunulmazlıkları kalsın, fezlekeler incelensin. Evet. Yani bunun hukuk normlarına herhalde aykırı, buna dair bir açıklama olacaktır. Yani Sayın Başbakan buna dair bir açıklama yapacaktır. Bizim sayımız fazla, açıklama, bizim biz dediğimiz gibi olun. Evet, meclis aritmeti böyle işliyor. Yani, Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebi, evet, olduğunu, bunu defalarca dile, evet, getirdiğini, evet, ben de biliyorum. Sayın Başbakan'ın bu yönde açıklaması olmadı. Orada açıklama şu, meclis aritmeti öyle işliyor. Yani şöyle, ben şimdi AK Parti sözcüsü değilim. Yani ben burada bir gözlemci olarak bütün partiler hakkında görüşlerimi ortaya koymaktayım. O zaman CHP'nin önerisinin daha en azından evrensel normlara uygun olduğunu da söylemelisiniz. Efendim, tabii ki AKP yani, sözcüsü değilseniz ki olmadığınızı söylüyorsunuz. Ben de o niyetle sormayacağım. Madde 1. Yani hukukta... Rahim Er, şöyle bir reklam aramız, evet, saat başından önce var. Onu verelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Var vaktimiz nasıl olsa.
Evet, bu dokunulmazlık meselesiyle ilgili bu arada en sıcak Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği dokunulmazlık teklifi anayasaya aykırı ve halkı kandırmaya yönelik ama evet diyeceğiz ki sonradan CHP engel oldu demesinler. Son açıklamada böyle sıcak sıcak açıklamayla söylemiş olayım. Güzel yani neticede evet diyeceğiz engel olmadı demesinler diye. Bize göre de öyle hareket edilmesinde fayda var. Çünkü bir süreç başlamış. Meclisin önünde birikmiş olan böyle bir meselenin, böyle bir yığının halli isabetli olacaktır. Yarınlarımız adına isabetli olacaktır. Şimdi demin bu takke düştü, kel göründü sözleri. Efendim, Sayın Başbakan'ın oradaki bu ifadesi hani şuna benziyor. Ak koyun, kara koyun o gün belli olacak tarzı. Yani bu bir mecazi ifadedir. Dolayısıyla orada bir hakaret unsuru olduğunu zannetmiyorum. Evet, son zamanlarda maalesef ne yazık ki siyasetimizde olmaması icap eden bir sertlik yaşanmakta. Evet, polemik siyasetin tuzu biberidir, renk katar ama nezaketini de elbette kaybetmemesi icap eder. Bir gün rahmetli Turan Güneş ile rahmetli Kamran İnan Beyler TRT'nin siyah beyaz döneminde bir açık oturumdaydılar. Hatırlayacaksınız Turan Güneş merhum rahat bir insandı. Sayın İnan dedi bir sırlaşırken Kamran Bey dedi ki Sayın Güneş dedi insanlar hırlaşır mı? Hani bu ölçünün, bu seviyenin, bu dengenin... Bu arada bu ölçü demişken şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklaması, onu da hatırlatayım. Yani bunlar çok sıcak ve taze açıklamalar evet. olduğu için söylüyorum. Ve üslup meselesiyle ilgili olduğu için. Bu zamana kadar bu ahlaksızlıklara kibar bir dil kullandık. Bundan sonra en sert dili kullanacağız. Yani ahlaksızı ahlaksız, hırsızı hırsız, şuna şu falan diyeceğiz diye bir takım açıklamalar şu anda hali hazırda. Şimdi bunlar evet. Yanlış. Hani sertlik sertliği davet ediyor. O itibarla yani misal o meşhur meselede Sayın Kılıçdaroğlu sonuç itibariyle bu toplumun belli bir yüzdesi o şekilde anladı o ifadeyi. Diyelim ki 1000 kişi anladı. Bırakalım milyonları. 1000 kişi anladı. 1000 kişi o şekilde anladı. Değil mi ki o 1000 kişi bu ülkenin vatandaşıdır? Kemal Kılıçdaroğlu da bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideridir. Sahnedeki insandır. Öyleyse o 1000 kişinin hatırına özür diliyorum madem yanlış anlaşılmış sözüm deseydi bunlara hiç gerek kalmayacaktı. Yani bu özür kültürünün siyaset tarafından hatırlanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz. Peki belki de şu olamaz mı? Devam edelim yani tartışalım evet. bunu hep birlikte. Sizle devam edelim. Belki de tabanlarını konsolide etmek için artık yeni siyaset bu. Belki de işte daha sert, daha belki cüretkar ifadeler. Tabii bunlara böyle demek sadece biraz eksik kaçıyor. Tabii ki siyasilerden biz daha nazik, daha nüktedan, daha zarif cümleler bekliyoruz. Ama gene de hani tabanımızı konsolide, bu yeni tarz, bu mu belki de? Ne dersiniz? Bakın Türkiye'de siyaseti belden aşağıya çekmek, siyaset yapan ve dizayn eden liderlerin inanılmaz derecede argo kelimelerle milleti germenin hiçbir anlamı yoktur. Bugün yapılan tek şey var, milleti kutuplaştırmak, milleti ayrıştırmak, milleti germek ve bu şekilde siyaseti dizayn etmek, iktidar ya da muhalefet fark etmez. Her iki grubun da partinin de iktidar yarışını kutuplaşmayla, germeyle süreci götürmek. Şimdi daha öncesinde tartıştığımız konulardan bu dokunulmazlıkla ilgili ilk ortaya çıkan konu HDP'nin daha doğrusu PKK'nın siyasal uzantılarının daha doğrusu meclis uzantılarının da mücadele altına alınmasıyla ilgiliydi. Ama bunun dışına çıkıldı ve dışına çıkılmasıyla beraber hem bir taraftan dokunulmazlıklar tartışılırken, mecliste dokunulmazlıklar ele alınırken öbür tarafta da üslup tartışması var. Üslupla ilgili ifadelerle birbirlerini suçluyorlar. Türkiye bu şekilde meşgul ediliyor. Bu nereye kadar, kime bir yarar sağlayacak, kime bir artı yazacak? Hiç kimseye artı yazmıyor. Dolayısıyla kaybeden Türkiye oluyor. Bu kadar şehitlerin geldiği bir dönemde her gün 4, 5, 6, 7, 8, 10 gidiyor. Hiçbir yerde artık güvenliğin olmadığı bir dönemde
meclisin işi bir takım tartışmalarla, üslup tartışmalarıyla geçirmek midir? Yoksa bir an önce yasa değişikliği ya da anayasa değişikliğine giderek dokunulmazlıkların öncelikli olarak terörle bağlantılı olan, terörle ilişki kuran, teröre destek veren her kimse, kim olursa olsun, hangi partide olursa olsun, bunların kaldırılması gerekmiyor mu? Yani bu kadar iktidar da, ana muhalefette çok ciddi anlamda bu konuda millete hesap vermekle yükümlü olmaktan karşı karşıyadır. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bir öneri getirmişti. Öncelikten HDP'lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda. Bunu artık ne ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu gündeme getiriyor, ne de iktidar partisi Sayın Başbakan gündeme getiriyor. Sadece kendi iktidar partisi kendi önerisini ortaya koyuyor. Diğeri de diyor ki, az önce siz ifade ettiniz, tamam karşı çıkmadı demesinler diye istemememe rağmen destek vereceğim diyor. Bunun hukuka ölçüsü nedir? Efendim? Hukuka aykırı olmasına rağmen. Hukuka aykırı olmasına rağmen, evet. Şimdi bunun ölçüsü nedir? Şimdi Türkiye'de zaten hukuk sisteminde çok ciddi anlamda boşluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Ankara'dan bu arada konumuz böyle derinden bir ses geliyor Ece Hanım diye, ama Ece Hanım, hukuka aykırılığa rağmen efendim, destek efendim, verilemez. Yani benim, bir şey benim ya hukuka aykırı değildir var, veyahut da bana niye dokunmuyorsunuz? Destek Ankara'ya verilmesi niye dokunmuyorsunuz? Ne demek? Yani orada bir çelişki yaşanıyor. Evet, hayır, şimdi duyabildim. Ne zaman duyarsam o zaman dokunuyorum. Buyurun. Dokundum. Sağ olun, uzakta olunca tabii dezavantajlı oluyor bu tür programlara katılmak. Ancak dokunulmazlıkla ilgili Sayın Müftüoğlu çok güzel bir hususun hatırlatılmasına vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani evvela bu dokunulmazlık tartışmasının ne zaman başladığını çok iyi hatırlamamız lazım. Yani bir terör örgütü canlı bombanın taziyesine gidilmesi ve taziyede de terör örgütünü övücü cümlelerle, o canlı bombayı övücü cümlelerle başka bir suç işlenmesi üzerine hazırlanan fezlekelerle ilgili bu tartışma ortaya çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan bu konuda bir hassasiyet ortaya koydular. Bütün parti liderleri de o malum parti hariç bu konuya bir şekilde fikir beyan ettiler. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı ağzından terörle ilgili hususta dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vereceklerini açıkladılar. Şimdi bu gayet normal, çünkü anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrası zaten anayasanın 14. maddesine atıfta bulunarak, yani 83. maddenin 2. fıkrası diyor ki suçüstü, ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri ya da anayasanın 14. maddesindeki haller dışında dokunulmazlık vardır diyor. Anayasanın 14. maddesinde de bu anayasadaki hiçbir hak devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyete karşı kullanılamaz gibi bir ifade içeriyor. Dolayısıyla zaten terörle ilgili insanların belki böyle meclisten bir prosedüre tabi olmadıklarını düşünmek lazım. Bunu geniş yorumlarsanız terör örgütüyle iltisaklı olanların böyle bir prosedüre de ihtiyacı var. Kaldı ki yorum tersi bile olsa evvela bizim işin özüne, aslına dönmemiz lazım ve terörle ilgili olanların dokunulmazlığının kaldırılması lazım. Şimdi iş ne yapılıyor? İş yine Sayın Müftüoğlu'nun dediği gibi sulandırılıyor. Niye sulandırılıyor sizce? İşin niye genişletiliyor? Niye özünden uzaklaştırılıyor? Amaç ne yani? AKP'nin hemen söyleyeyim efendim. Burada bütün milletvekilleri dahil olacak. Bir anayasa değişikliği olacak. Gizli oylamaya tabi olacak. Velev ki oradan bu anayasa değişikliği uygun olarak çıkarsa, yani bir geçici maddeyle herkesin dokunulmazlığı kaldırılırsa, bu fezlekeler ilgili savcılıklara iade edilecek. Adalet Bakanlığı aracılığıyla orada soruşturma ve kovuşturmalar yapılacak. Bakın, bir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili daha birkaç gün evvel bir ifadede bulundu. Dedi ki, yargı elimizde, yasama elimizde, yürütme elimizde dedi. Galip Ensaroğlu, sonra Adalet Bakanı, evet Galip Bey dediler. Sonra Adalet Bakanı bu cümleyi tevil etmeye çalıştı. Dedi ki, ya dili sürçmüştür falan. Sonra ısrar etti, hayır dedi. Ben bunu dedi dilim sürçerek söylemedim, bilerek kasıtlı söyledim dedi. Şimdi buradan gelmek istediğim nokta şu. Yargı üzerinde bu kadar etkili ve yetkili olduğunu düşünen siyasal iktidar,
bu dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonraki yargı süreçlerinde kendi mensuplarını koruyacak ve kollayacak kapasiteye sahip, niyete sahip, bununla ilgili bir sürü sabıkası var. Dolayısıyla herkesin dokunulmazlığının kaldırılması suretiyle istedikleri yargılanacak, istedikleri cezalanacak. Benim gördüğüm tehlike bu. Ayrıca genel anlamda da dokunulmazlıkla bu kadar oynanmasını doğru bulmuyorum. Onu peki da ifade etmek Ece istiyorum. Hanım, siyasetin dilliliğiyle ilgili bir iki şey söylemek isterim. Ama şu an dokunulmazlık Hanım, konu da bir oradan konu evet. Sayın Türkoğlu'nun kullandığı ifade benim ifademmiş gibi yansıtılmış. Onun düzeltilmesini rica ediyorum. Düzeltildi zaten, siz rica ettiniz, biz de düzelttik reklam arasında. Yani niye tekrar ettiniz onu anlayamadım ama. Dokunulmazlık meselesinde aslında şöyle düşünelim. Eğer sadece HDP'li bir takım milletvekillerin, özellikle hani gerek PYD'ye sırtımızı yaslıyoruz diyen, gerekse Ankara bombacısının taziyesine giderek tabutuna omuz veren veya bir sürü işte Kandil'e çıktığı da terör, yani şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün unsurlarıyla mücadele halinde bulunduğu terör kurmaylarıyla omuz omuza poz veren vesaire vesaire. Bunlarla ilgili olarak bu sınırlandırılsaydı hiç bunlar tartışılmayacaktı açıkçası. Çünkü Türkiye'nin gerçekten canı burnunda, yani insanlar burnundan soluyor. Niye sınırlandırılmadı? Sınırlandırılmadı çünkü asıl siyaset varsa, ki pozitif bir siyaset olarak, bir pozitif taktik olarak orada o devreye girdi. Yani şöyle düşünüldü, taktikse taktik ama pozitif sonuçları olabilecek bir taktik. Şöyle düşünüldü, yani eğer sadece bunu HDP'liler o kadar fezleke birikmişken, geçmişe yönelik ve bir türlü çözümlenememiş, o kadar fezleke birikmişken biz bunu, yani şimdi HDP'li bir takım milletvekillerinin sanki sesini, sözünü, yani varlığını ortadan kaldırmak için yapıyormuş gibi görünürsek PKK'ya arayıp da bulamadığı o mağduriyet imkanını temin etmiş oluruz. Ve PKK'nın, KCK'nın o bütün teşkilatlanmalarıyla, alfabenin bütün harflerinden neredeyse oluşturup sokaklara saldığı, gençleri de kendi siyasetine payanda yaparak ürettiği teröre insan malzemesi bulmasını istemeden de olsa kolaylaştırmış olabiliriz. O zaman olabiliriz. Tiyatro oynanıyor, görüşüme herhalde katılıyorsunuz. Yani hayır, siz onu öyle değerlendirebilirsiniz. Ben bunu pozitif bir politika yapmak olarak görüyorum. Politikanın bir tarafında... Ama işte niye bunu yani söylemiyor? Onu oraya kadar anladım. Evet, politika bir yönüyle şovdur, işte bir yanında tiyatrodur, yani bir yanıyla da etiktir ama bazen yani çıkabilecek sonuç ki etiktir. Ne konuşalım ya? Çıkabilecek sonuç etik. Yani KCK o kadar direnmesine rağmen, sokaklarda çağrıda bulunmasına rağmen PKK insanları yanına çekemiyor. Sur'da gidiyor Ahmet Davutoğlu, gayet güzel, muhteşem bir miting yapabiliyor. Şanlıurfa'da gidiyor, Bakanlar Kurulu toplantısı vesaire yapabiliyor. Erbil, Diyarbakır arasında uçuş seferleri başlatıyor DE'ye. Yani burada AK Parti'nin çok önemli ve aslında tarihi bir kırılma olarak ve önemli ve anlamlı bir nokta olarak yürüttüğü bir mücadele var. Yani bu Erbil-Diyarbakır uçuşlarının başlamasında. Yani teröre karşı savaşıyoruz ama Kürt varlığını tanıyoruz. Yani Kürtlerin ulus devlet sınırları dışında kalan akrabalarıyla iletişimini de asla bu ülkenin varlığına, bu ülkenin dokusuna tehdit olarak görmüyoruz. Bu önemli bir irade beyanıdır. Dokunulmazlıkla bağlantısı da bu anlamda var aslında. Çünkü nasıl? Yani HDP'yi biz burada, yani sokaktaki gençlerin, o Güneydoğu'daki bazı terör örgütü tarafından ele geçirilme iddiasıyla tahkim edilen, işgal edilen sokaklardaki insanların, çocukların kafasının karışmasını istemiyoruz demiş oluyor yani. Burada biriken fezlekeler hangi partidense hepsinin fezlekeleri gelsin. Hukuki gidelim. Düzenlensin, yani insanlar yargı yolu açılsın bu milletvekillerine. İçlerinde AK Partililer de var. Yani bir yerde bakın ben elimi taşın altına koyuyorum demiş oluyor. Benim anladığım bu, bakın. Yani diğer partiler de koysun, ben elimi taşın altına koyuyorum demiş oluyor. Ve bu yönüyle mesela MHP tarafından eleştiriliyor. Yani MHP de diyor ki yahu, yani gündemimiz terör. Yani biz bu mevzuyu terör örgütüne destek veren milletvekilleri hala aramızda hiçbir şey olmamış gibi böyle aheste, serazat, aramızda dolaşacak meşru makbul adamlarmış gibi dolaşmasınlar. Bu çünkü o sokağa da, o terör
tarafından ele geçirmeye çalışılan sokağın gençlerine de kötü mesaj oluyor. Bizim derdimiz HDP'li bazı vekillerin dokunulmazlığını kaldırmak değil miydi? Niye bunu böyle genişletiyorsun diyor ve hani çok MHP ile Devlet Bahçeli ile sanki işbirliği içinde gibi son dönemde ilk turda da işlediğimiz gibi gösterilmeye çalışılan AK Parti ve yönetimi ve Devlet Bahçeli yönetimdeki MHP burada ayrışıyor ama mesela. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi kimseye var. Şu an yaranamıyor ama aslında bence doğru olanı yapmaya çalışıyor. Yani ben elimi taşın altına koyuyorum. 94 tekrar Şamil Tayyar da hesap verecek. Başka milletvekilleri de hesap verecek. Yani burada bir fedakarlık ve özveri seziyorum şimdi ben. Sayın tekniğine ilişkin sizin eleştirileriniz saklı kalmak koşuluyla tabii. Sayın Bahçeli meclis kürsüsünden bunu ifade ettiğinde dokunulmazlıkların terörle bağlantılı olan her kimse dokunulmazlıkların kaldırılması için her türlü desteği vereceğim ifadesini kullandıktan birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı da dokunulmazlıkların evet terörle bağlantısı kesilmeyen kim olursa olsun dokunulmazlıkların kaldırılması hatta son günlerde de vatandaşlıktan çıkarılması hususu da gündeme geldi. Ama iktidar partisi yani Sayın Başbakan buna çok da sıcak bakmadığı şeklinde bir takım algılar oluştu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'yla HDP'nin eş genel başkanı arasında da sanki bir diyalog varmış gibi de basına da yansıdığı dönemler de olmuştur. Bak sizi oyuna getiriyor şeklindeki ifadeleri basına yansımıştı aynı zamanda. Dolayısıyla burada sanki terör örgütünün siyasal uzantılarının korunuyor gibi bir algı da ortaya çıkıyor. Evet Türkiye'nin birinci derecede önceliği terörle mücadeledir. Ama bu mücadelede meclis ayağı olmadığı müddetçe terörle Güneydoğu'da mücadele etmek ya da bir başka yerde mücadele etmek ve sonuç almak mümkün değildir. Dolayısıyla burada öncelikli olarak terörle mücadele konusunda meclisin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Ne olursa olsun biz bütününü kapsayacak şekilde dokunulmazlıkları kaldıralım, herkes eşit olsun dersiniz. Tamam evet eşit olsun ama şu anda öncelik olanı ön sıraya almak zorundayız. Peki, hala bakın gençlerimiz toprağa giriyor. Ne diyorsunuz? Bir başka partinin bakın, söyle bakın, hemen şunu söyleyeyim. Evet, ama işte, 4 bakan işte, bakın Nihan Hanım, yani CHP'de bakın CHP'de bile terör örgütleriyle bir takım bağlantılı olan hatta AKP'de bile basına da çıkıp da çatır çatır savunanlar da olmuştu. Bunlar hala görev yapıyorlar. Dolayısıyla bunları da içine kapsayacak şekilde bir öncelik tanınırsa kimse sadece HDP'yi kapatmak ya da HDP'lileri cezalandırmak şeklinde bir algı da ortaya çıkmamış olur. Peki. Şimdi Ece Hanım şunu öncelikle söylemek lazım. Burada ben cümlelerimi seçerken hiçbir partiyle ilgili somut örnekler haricinde algılar üzerinden cümleler kurmuyorum. Birincisi bunu söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadele konusunda da yolsuzlukla mücadele konusunda da çocuk istismarı konusunda da ve bunun gibi ard ardına sıralayabileceğim bir sürü konuda kimin yanında nerede olduğundan bağımsız gerçeğin yanında ve sorunları aşmaya yönelik bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye siyasetinin gerçekliklerine bakalım. Terörist kimdir nedir sorusunun cevabının dahi bakın siyasal konjonktüre göre AKP'nin dün terörist dediği kişilerle oturup iş yaparken, onlara terörist demezken, bugün terörist dediği kişilerle Cumhuriyet Halk Partisi için terörün tanımı nettir. Silah sizin için de net bakın, olabilir. Silah bir dakika, cümlemi bitireyim. Cümlemi bitirmedim. Görüşmeyi bir dakika. Yapılırken, şimdi terörle mücadele konusu derken, şimdi sormak isterim. Anayasayı biraz önce söyledim. Terörle ilişkilendirilmiş, terörle bağlantısı olan kişilerin dokunulmazlığı dahi olsa yargılanmasının önünde hiçbir engel yok. Birincisi bunu çok net şey yapalım. Şimdi terörle kimin nasıl ilişkilendirildiği, siz şunu söyleyemezsiniz. CHP'nin terörle bir takım ya da HDP ile ilişkisi. Bunu neye dayanarak söyleyebilirsiniz bir? Algılarla siyaset yapılmaz. Evet algı kamuoyunda algılar oluşur, oluşturulur. İşte tam da bu algılar aslında ne yapmak istediğimizle alakalı oluşmuş şey. Biraz önce siyasetin dili denildi ya. İşte bunlarla bu algılar oluşuyor efendim. Siyasetini biz çocuk istismarını konuşmamak için
Kılıçdaroğlu'nun Aile Bakanı'na söylediği, o kelimeyle de ilgili şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesine gerek yoktur. Çünkü bakın ben bunu bir kadın olarak söylüyorum ve şundan dolayı söylüyorum. Ben bir iki gündür Anadolu'daydım insanlarla. Anadolu halklarının, hepimiz Anadolu kültüründen yetişmiş insanlarız. Günlük yaşamlarında kullandıkları, kendi halk edebiyatına dahi girmiş ve ne söylenmek istediği çok da açık. Birini korumak, kollamak anlamında ki öyle olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun aksini söyleyenler kesinlikle art niyetli ve o algıları oluşturmaya yönelik çaba gösterenlerdir. Bir kelimeyi başka anlamlar yükleyerek yıllarca o kelimeyi kullanmış insanlara saygısızlık ediyorlar. Ama ben bakın, insanlarla terörist başının avukatlığını şimdi, yapan bir kişi CHP'de genel başkan yardımcısı olabiliyorsa ben size bir şey daha çok yakın bir zamanda ama bir saniye çok yakın bir akademisyeniniz adı altında terör örgütlerine destek veren bir grup, bir takım AKP'ye gruplara arka çıkılıyorsa Balıkesirli DHKPC'li biri çıkıp da şey yapmayacaksınız ondan sonra gelecek Ankara'da üniversiteli öğrencilere saldıracak buna sahip çıkıyorsa bunun neresinde terörle mücadele oluyor? Türkiye ile İran savaş etse ben İran'ın yanında yer alırım diyen CHP milletvekili. İnsan hakları mücadelesi vermekle, insan hakları mücadelesi vermekle, hak mücadelesi vermek ne zamandır terörizm destekçiliği oldu? Bunun insan haklarıyla alakası olan bir şey değil. Ben şimdi hemen söyleyeceğim. Terörist başı dediniz. Terörist başını sayın diye masalara dağırlayan Cumhuriyet Halk Partisi değildi. Şimdi onu da eleştiriyoruz kısmı değil. Bunu yapanları tabii ki eleştireceksiniz. Siz de biz de. İşine geldiği zaman niye CHP'nin de bir çözüm süreci ajandası yok muydu? Bu CHP'nin çözüm süreci ajandası çok netti. Bakın CHP'nin çözüm süreciyle, AKP'nin çözüm süreciyle hemen söyledi dedi o yapıyla. Hemen söyleyeyim. Önermiyor muydu? CHP'nin çözüm süreci ajandası çok netti. Hemen söyleyeyim. Çözüm süreci açığa çıktığı anda Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve dedi ki ben bu sürece muhalefet partisi lideri olarak destek veriyorum. O zaman terörle müzakere eden hanım, daha sonra bakın, işte siz cümlemi bitirmedim diyorsunuz. Hiç benim cümlemi bitirmeme izin vermiyorsunuz. Destek veririm ancak Kandil'le gidip teröristlerle gizli görüşemezsiniz. Görüşmeme koşulu. Meclis çatısı altında bu süreci yürütmek koşuluyla. Bunlar söylendiği zaman AKP'nin bunların karşılığında ne dediğini hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki HDP'nin de o dönem, o günün siyasal koşullarında AKP ile birlikte ne güzel biz bu işi zaten götürüyoruz. Kapalı kapılar ardında deyip pazarlıklar yaptığını da biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi o dönemler hep çok net söyledi. Terörle evet mücadele edilmeli fakat Doğu, Güneydoğu sorununu, Kürt sorunu çözmenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim duymak istediklerimizi söyleyen akil insanlarla değil, ortak bir akılla biz Güneydoğu'daki Kürt sorunu, Doğu'daki ve bütün Anadolu'ya yansıyan Kürt sorunu hep birlikte çözelim. Ve Genel Başkanımızın şu cümlesi çok kıymetli. Ben siyasi hayatımın bitmesine sebep olsa bile Kürt sorunun çözümü konusunda her türlü riske almaya razıyım dedi. Ama o dönem Erdoğan da Baldırağız'a gireyim içerim demişti. Hem de her şey söylendi fakat sonrasında yapılanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte söyledikleri her zaman netti ve bu konuda hiç tartışmaya mahal yok. Ama AKP'nin terör konusunda geçmişte söyledikleri ve bugün yaptıklarına baktığımızda yani kaç derece zıt olduğunu söylemiyor. Yapmayın söylemeye efendim. Besehozat 2015'te kendileri ilan ettiler çözüm sürecini bozduklarını, devrimci halk savaşını başlattıklarını. Kendilerini ilan neden, yahu. Neden Erdoğan'ın ilan ettiler? Talimatıyla neden mı? Ilan Özgür ettiler? Gündem'de bunlar kalkıp şey yapıyorlar çözüm sürecini. Konuyu uzun uzun tartışabilirim. Güneydoğu'daki sorunu, terör sorunu. Nasıl çarpıtabilirsiniz? Hendekler gerçekten diyorsunuz. Nasıl bu kadar çarpık algılayabiliyorsunuz? Çarpık algılayan değil, olayları çarpıtarak anlatsın. Bak somut örnek vereceğim. Şu anda Güneydoğu'da bir saniye Sayın Türkoğlu. Bütün yerleşim yerlerine bombalar yerleştirilmiş dünya. Valilere talimat verip de dokunmayın diyen kimdi bir? İkincisi hendekler diyor. Hendek siyasetiyle bu iş biz hep bunu söylüyorduk. O hendeklerin kazıldığı dönem göz yuman kimdir?
Nihal Hanım. Yani bu soruların cevabını vermeden gidip de çarpıtma değil, bakın somut örneklerle. Göz yumulması ile ilgili bakın, gen soru önerisi de verin sorgulayında eğer göz yumma varsa. Fakat görece bir özgürlük ortamı. Bakın, o Güneydoğu'ya doya. Görece bir özgürlük ortamı. Bakın, efendim HDP'li belediyeleri siz hiç sorumlu tutmazsanız o asfaltların altına mayın yerleştirirken iş makineleri istenen HDP'li belediyeleri hiç sorumlu tutmayıp HDP'liler son derece masummuş gibi yaparak bütün sorumluluğu yani hırsızın hiç suçu yok, sadece ev sahibi sorumlu gibi davranırsanız bu da olmaz. Sesinizi yükselterek haklı olmayacaksınız. Sorun HDP'ci, sorun teröre karşı olduğuna %100 eminim ben. Bağırmanız hiç gerek yok. Bakın hiç bağırmadan konuşuyorum. Bir cümleyi bitireceğim. Evet. Burada sorun teröre karşı yaklaşımın ne olduğu çok önemli. Ayrıca burada sorun da şey yapmamak ben lazım. Kürt sorunu konusunda, Kürt sorunu konusunda AKP'nin tutumu zaten ortada. Orada konuşmalar, tapeler, birçok şey ortaya sızmışken hani varsa ihmali konuşulur demek bile bana göre çok özür dilerim bir aymazlıktır. Ve Cumhuriyet HDP'nin tutumu da burada bunu AKP'yi eleştiriyor olmam. HDP'nin de terör konusunda ya da bugün konusunda yaptıklarını kabul ön kabul anlamına gelmez. Tam tersi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz AKP'nin de HDP'nin de bu sorunun çözümü konusundaki tutumunu baştan bugüne eleştiriyoruz ve hala da eleştirip somut önerilerle bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Peki. Çok güzel. AK Parti'nin bir şey söyleyebilir miyim? AK Parti'nin çözüm süreci bağlamında yakalayabilecekken yakalayamadığı, sorumlu tutabilecekken sorumlu tutmadığı, ihmal gösterdiğini iddia ediyorsunuz. Ama öte yandan daha sonra somut örnek mesela, makul şüphe yasası çıkarılmaya çalışıyor. Sonuçta bu terör faaliyetlerinin ihmali, terörü yürütecek insanları görmezden geldi. İnsan faktörüyle ilgili bir şey bu en başta. Daha sonra terörle mücadelenin artık kesin bir gereklilik olduğunun anlaşıldığı dönemde bazı yasalar çıkarılmaya çalıştı. Polise kolluk kuvvetleri görevini yerine getirmeye çalışırken yetkilerini biraz arttı. En fazla CHP yine karşı çıkanlar arasındaydı. Tabii ki arasındaydı. Karşı çıkanlar. Yani ona ihmal diyeceksiniz. Sonra bu ihmalin gerçekleştiği suç diyoruz. Tamam, suç, ihmal, AKP teröre yardım ve yataklık yapmış. Terörle mücadele, terörle kaos olasılığını önlemekle belgelendiriyoruz. Siyasi irade, terörle mücadele niye karşı çıkıyorsunuz? Bunların delillendirilmesi lazım. Yine en çok dalga geçen CHP'ydi yani. Delilleri var, söyleyiniz. Efendim AKP'nin teröre yardım baştan çalışıldığında kolluk kuvvetlerinde yetkilendirilmeye çalışıldığında en çok sizler dalga geçtiniz. Altını boşaltmaya çalıştınız. İçini boşaltmaya çalıştınız bunu. O kolluk kuvvetlerini de mağdur etmekten başka hiçbir sonuç doğurmuyordu Yasahil. Yorum efendim bu. Yorum yani sizin görüşünüz. Peki, sen biraz ben de sokakta geçen bir kişi bir cümle sokakta gezen herhangi bir kişiyi düşüncesinden ötürü bizde yazılmayan kitaptan insan tutuklamak mümkün. Efendim işte akademisyenler şu anda içeride söylemedikleri bir cümleden dolayı efendim siz metninizde niye PKK'yı eleştirmediniz? Hanımefendi oradaki akademisyenlerin savcılık fezlekesini okuyun. Soru, savcı sorusu. Siz bu metninizde neden PKK'yı eleştirmediniz? Böyle bir soru olabilir mi? Gayet yerinde bir soru. Nasıl? O savcı bir iddianame hazırlıyor hanımefendi. Şimdi sizin için olabilir beyefendi. Yani. İnsanların eleştiriyor olabilirim. O metinde ona yer vermiyor. Terör örgütünü, örgütünü o makul bir kelimeyle bile eleştirmeyen o sözde aydınlar elbette ki kusurludur. Elbette savcı bunu soracaktır. Siz bunu nasıl arkasında yer alabilirsiniz bir CHP'li olarak? Sözde aydın olup olmadığına karar veremezsiniz. Herkesin aydınlığı kendinden. Şimdi orada ben de mesela işte BSE OZAT'tan talimat mı aldınız ki oraya imza atanların çoğu adını bile duymamış. İşte niye o metinde şunu, bu hukuki değil, çok öznel bir şey, kusura bakmayın. Çok girmek istemiyorum bu mevzuya ama o kadar net ki ileride bunlar çok net konuşulacak. Bu aralar konuşulamıyor çünkü bazı şeyleri söylemek açık, net, kolay ve bazı şeyler konuşulamıyor. Böyle kapanma dönemi yaşıyoruz. Şimdi ben şöyle ilginç bir şey sezdim. Şimdi ya böyle bir hani siyasetin böyle kendini kitlemesi ve hep ötekine vurması değil de acaba bazı şeylerimiz benzeşiyor mu gibi bir egzersiz. Mesela Nihal Hanım'ın ilk söylediği, hani ben dedim ya tiyatro var. Sizin söylediğinizi ben aslında anlıyorum. Sadece şunu söylüyorum. Yani 1994'teki tecrübe tekrar edilmesin diye hukuki bir çerçeve içinde kalınmaya çalışılıyorsa, yani söylediğim şu, çalışılıyorsa ben mesela buna siyaseten olumlu bakarım. Bu hukuki de bir şey değildir. Siyasi bir tercihtir. Ama
Benim derdim şu, size de atfetmiyorum, yanlış anlamayın. Kendi perspektifimi söylüyorum. Niye biz her şeyi açıkça konuşmuyoruz? Yani mesela ben CHP ve AKP'nin lafı dolan ikisinin de, yani ben şimdi burada siyaset bilimci olarak veya bir vatandaş olarak söyleyeyim, net konuşamıyor iki partide. HDP söylediğini söylüyor, MHP de söylediğini söylüyor ki eleştirilerim var. Ben ama AKP ve CHP'nin bu kafa karışıklığını eleştirmekle beraber yine onlarda bir açılım görüyorum. Yani o da şudur, yani bir kere şu konularda rahat konuşabilmemiz lazım. Şimdi son terörist ölene kadar deniliyor ya. Bunun sonu var mı? Yani mesela bugüne kadarki tecrübemiz bize, bu Cumhuriyet tarihi, bunun askeri yollarla çözüleceği konusunda bizi ikna etti mi? Buna cevap vermemiz lazım, bir. Veya şuraya kadar askeri ama ondan sonra siyasi. Bu konuda bir cevap gerekiyor. Veya askeri yollar denendiği, askeri yollar insanları birbirinden daha da ayrıştırıyor, gencecik insanları bütün bunlar biz rahat konuşamıyoruz. Çünkü herkes Hamas'te sığınıyor, evet. Ve bence lafın arkasından dolanıyor. Benim demin tiyatro dediğim şey şuydu. Ben bizim halkımızın, yani 1876'dan beri iyi kötü siyasi partilerimiz var, anayasalarımız var. Şu olgunluğa gel. Ben hiç böyle makarna ile oy veriyorlar falan söylemlerini hayatımda hiç itibar etmedim. Bu olgunluğa geldiğini düşünüyorum ben. Ben Türkiye'de insanların şeffaf, demokratik bir ortamda bütün bunları konuşulduğunda kendi tercihini yapabilecek olgunlukta olduğunu düşünüyorum. MHP'nin de bu konuda bir çizgisi var, HDP'nin de. Ama CHP ve HDP, AKP çok yalpalıyorlar. Demin sorduğum sorular etrafında bazı konularda yan yana gelebileceklerini düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim ama bunun zemini nedir? Bunun zemini şudur. Bundan da deminki o siyasetin dilli mevzuna getireceğim. Ya şöyle bir ütopik safça bir şey önersem. Mesela işte birkaç tane kutup var. Örneğin Ali Bayramoğlu bir yazı yazdı. Genelledi işte laik kesim diyor, muhafazakar kesim diyor, Kürt kesimi diyor. İşte ne bileyim işte oraya milliyetçi kesimini de ekleyebilirsiniz. Bunların böyle saygın insanları gelse, bir siyasal centilmenlik anlaşması yapılsa ve bunları siyasi parti liderlerine götürseler, siyasi parti liderleri bu tür toplantılarda her siyasi görüşten insanları davet edeceklerini kabul etseler mesela. Onun dışında bakın bir şey daha söyleyeyim. Benim bu konuları bizim aydınlar, entelektüeller, hani böyle konuşurken bile aslında utanıyorum. Yani kendimize ayrıca bir şey atfetmek olmasın ama 28 Şubat öncesi ve sonrasında şöyle bir tespitim var benim. Bu ülkede kutuplaşmanın azalmasında entelektüel aydın kesimin büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Ben o günleri yaşadım, gözlüyordum. Toplumda hararet varsa belli aydınlar risk alıyorlardı. Gerçekten karalanma pahasına, kendi mahallesinde kötülenme pahasına ara renkler oluşuyordu ve çok sağlıklıydı. Bugün en kutuplaştıran kesim aydın entelektüel, hatta akademisyen kesim. Yani bazıları şöyle yazılar yazıyorlar işte, milli muhalefet, gayrimilli muhalefet. Bunu yazanlara bir süre önce İslamcı diye gayrimilli muhalif deniliyordu. Yani bunlar çok tehlikeli. Bizlerin böyle siyasi, kendi aramızdaki dilinde çok özenli olmamız lazım. Şimdi sadece siyasi parti liderleri değil, yani bizler de bu dili ciddi bir şekilde yayıyoruz. Ama siyasi parti liderleri işte az önce söyledim. Evet, o konuya yani ben böyle de bir karar alıyorlar ve ben daha da üslubumu sertleştireceğim. Gitti, şunu söyleyeyim. Bundan bakın, sonra daha da şunu söyleyeyim. Yani sert bir üslup kullanacağım ve bu gerekiyor. Çünkü şimdi, konjonktürle ancak bu şekilde baş edebilirim. Bakın, bu ne demek biliyor musunuz? Bu ben kendi seçmen kitlemin ötesini hedeflemiyorum. Onu konsolide edeceğim demekle eşittir. İsim kullanmıyorum ama hiç kimse bunu, siyaset nedir biliyor musunuz? Programınızın ekseninde mümkün olduğu kadar fazla oy alıp iktidara gelmektir. Şimdi ben hakikaten kültürel kutuplaşma kartına abanmayı, bunu istismar etmeyi hakikaten şey görüyorum. Yani siyaset olarak görmüyorum. Çok böyle ucuz bir şey. Bunlardan çıkmamız lazım ama siyasi liderlerin beslendiği iklim, mesela gazeteleri açın. Mesela bakın gazetelere. Yani Amerika'daki savcıyla ilgili burada yapılan haberlere bakın. Yani hakikaten böyle olgusal durum, olgular çarpıtılarak yapılan bütün bunların bir birikim yaratıyor. Şimdi siyasi parti liderleri de bu iklimden besleniyorlar. Biz de o iklimden besleniyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siyasi parti liderlerinin de yani mesela bakın ben bütün liderlerin, Cumhurbaşkanı dahil, kendi muarızlarına ettiği lafları alt alta koysam, yani gerçekten yani bu Cumhuriyet tarihimizde Erbakan'ın mizahi, Demirel'in mizahi tarzına, Ecevit'in o BF'nin tarzına, yani Türkiye için hepsinin üslubuna dikkat edin. Müthiş bir şey var yani yani dejenerasyon ve reaksiyonellik. Şu bakın şu durumdayız yani, kendimizi de katarak söylüyorum. Ben haklıyım, ötekin tamamen haksız. Böyle bir şey yoktur.
İnsan daha karmaşık bir varlıktır. Ara renkleri öldürmeye matuf bütün çabalarımız. Gençlere ve çocuklara çok kötü örnek oluyoruz. Dolayısıyla siyasetin dilinin kirlenmesi hemen aşağıda medya ve entelektüel dilin kirlenmesiyle de alakalı. Oralarda da bir arınma ve öz eleştiri süreci gerekiyor. Son bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Olay şu, buralarda çok rahat tartışabilirsek ve yaftalanmazsak, duygulardan çok akla hitap eden cümleler kurabilirsek çok çok iyi olur. Benim öğrencilerim bir süredir bana şey diyor, hocam sizi arada bir süredir hiçbir televizyona davet etmiyorlardı, ne oldu falan yani yeniden daha. Bakın burada bile çocuklar şeyi fark etmiş, yani böyle sansürler, otosansürler falan hiç gerek yok. Eskiden şöyle bir şey oluyordu, farklı kesimden insanlar birbirlerinin mahallelerine gidiyorlardı. Yanınıza gelen insanı ötekileştirmeniz zordur. O da sizin gibi çay içer, Anadolu çocuğudur. Onun da acayip bir eğitim hikayesi vardır. Annesi çok zorlanarak okutmuştur falan. Biz bu temasları yitirdik çünkü herkes kendi mahallesinde konuşuyor. Hani Aziz Nesin'in dediği var ya, Türk'ün Türkiye propagandası. Her medya mahallesi kendi kendine konuşuyor. Bunların kırılması gerekiyor. Yani kutuplaşma sadece liderlerin diliyle sınırlı olsa... son bir şey söyleyeyim. Her türlü grupla mücadelede, paralel, Kürt vesaire her türlü grupla mücadelede şunu unutmamalıyız. Aksi kanıtlanana kadar hukukun gözünde herkes masumdur. Yani evet. Bunu yapmasak birbirimizi fena hırpalarız. Reklamlara gidiyoruz. Evet, aslında planlamıyorduk üslup konuşmayı, bugün gündemden düştü diye düşünmüştük ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun en sıcak açıklamaları bundan sonra üslubun çok daha sertleşeceği yönünde. Dolayısıyla konuşmaya değer son birkaç dakikada. Nihal Bengüs Karaca. Evet, siz o dosyayı başlığı açmıştınız zaten, daha sonra Yüksel Bey'in de şimdi uyarıları nezdinde ben kendisine katılamıyorum. Çünkü gerçekten siyasetçiler, medya ve yani bu o parti bu parti fark etmiyor. Gerçekten bu biraz maalesef yukarıdan aşağı doğru orta kademede de medya ve entelektüelleri düşünen, hani böyle bir düşünce kültürünü, konuşma kültürünü yaşatmaya, yürütmeye çalışan insanları daha yukarıdan belirliyor ve tahkim ediyor maalesef. Şimdi ben bu ilgili konuda, konunun çıkma gerekçesi olan çocuk tacizi yapan, çocuk istismarı suçunu işleyen kişinin bu suçu işleme mekanı üzerinden ilgili vakfın da sorumlu tutulması gerektiğini söylemiş, yazmış. Bu konuda kendi mahallem tarafından da hayli ağır eleştirilere maruz kalmış biriyim. Ve bu noktada ben Sema Ramazanoğlu'nu da eleştirilebilir buluyorum. Kalkıp eleştirebilirsiniz. Yani yeterince duyarlı davranmadığını, olmaz işte filan vesaire. Bazı söylemlerle argümanlaştırarak, düzgün bir argüman kurarak eleştirebilirsiniz. Bakan makamıdır, siyaset makamıdır. Bu türden meselelerde, önemli ve hayati meselelerde elbette eleştirilere maruz tutulabilir. Ama hem konu hassas hem de karşınızdaki bir hanım. Yani bir hanıma karşı, evet TDK'daki karşılığı, önüne yatmak. Ya şimdi öyle bir şey ki bu, şimdi şununla savunuluyor. Ama efendim onu daha önce bir bakan sarf etmişti. Şimdi bakanın bir gizli telefon konuşmasında, gizli dinlemeyle elde edilmiş ve bu şekilde afişe olmuş bir konuşmada kendisi için önüne de yatarım vesaire demesi, siper olurum anlamına gelsin ya da daha ikircikli, daha muallak, kötü, daha kötü anlamlara geliyor olursa olsun önemli değil. Çünkü orada bu kişi kendisiyle ilgili bu sözü sarf ediyor. Ama burada siz kalkıp bir muhalefet partisi genel başkanı olarak bunu bir kadına söylüyorsunuz. Ve toplumumuzda bir lafın böyle şaibeli bir lafın bir erkeğin kendi kendisiyle ilgili söylemesiyle yine bir erkeğin bir kadına karşı söylemesi arasında maalesef fark var. Şimdi bu farkı gereğini ya ben TDK'daki karşılığıyla kullandım bu anlamda söylemedim deyip orada bırakmak gerekirken Kemal Bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu maalesef konuyu daha da derinleştirip önüne yatmak meselesini alıp altına yatmak demeye kadar vardırdı bu işi. Yani orada direkt Sema Hanım'a hitap etmedi ama daha genelledi durumu. İşte bu yolsuzluktu, hırsızlıktı vesaireydi. Bütün bunların siz altına yatmadınız mı hırsızların diyerek daha genelleştirilerek ifade edilmiş, daha müphem bir kalabalığı bu kez de altına yatmak nitelemesiyle o parantez içine aldı. Şimdi bu gerçekten yani bu yakışmıyor. Bir karar ama anladığım kadarıyla artık yani ahlaksız yakışmıyor. Ahlaksız ve sizin de söylediğiniz kararı aldı. Evet, sizin de söylediğiniz aktardığınız gibi bundan bu sonuçtan yani
tutumunun gerek karşı kampta uyandırdığı duygudan, gerek ister istemez refleks ve öfkeyle karşılanan topların, o gelen topların göğsüne hiç yumuşatılmadan direkt başka ithamlarla büyüyüp genişlemesinden de memnun görünüyor herhalde. Sıcak gelişme olarak aktardığınız şey, hani bundan sonra böyle sert muhalefet yapacağız, sert siyaset yapacağız şeklindeymiş. Hoş değil, doğru değil yani. Evet, tabii. Sizi dinliyorum Sayın Türkoğlu. Efendim, ben geçen bölünme ilişkin değerlendirmelerim vardı. Siz de söz vereceğim dediniz ama gürültüye gitti. Ben müsaade ederseniz siyasetin dili açıldı. Onunla ilgili düşüncelerimi paylaşayım. Fırsat verirseniz biraz sonra da terörle ilgili birkaç cümlem var. Onun için de bekleyeceğim sizin bana imkan tanımanızı. Şimdi biz siyasetçiler, toplumun önünde olan insanlar tabii birçok insan tarafından da rol model olarak görülüyor. Dolayısıyla sözlerimiz, hareketlerimiz, giyimimiz, kuşamımız, her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor, özel yaşantımıza. Bu manada maalesef son dönemde özellikle iktidar partisinin, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı olan eski Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Beyefendi ile diğer bazı mensupları çok argoya varan kelimeleri kullanmak suretiyle siyasetin dil seviyesini maalesef aşağıya çektiler. Bu son dönemdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın söylediği sözler üzerine yapılan tartışmalarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri de eleştirildiği üzere kabul edilebilir türden değil. Bu iki insanın da ya da siyasetteki bütün insanların da daha latif bir dil kullanmaları, daha nezih bir dil kullanmaları bir zorunluluk, bir vazife olarak değerlendiriyorum ben. Ancak bunun kötü bir örnek, rol model olarak kötü bir örnek olmasının yanında başka bir yönü daha var. Bakın, merhum Kamer Genç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında o zamanki bakanlardan bir hanımefendi bakana bir şey sordu. Dedi ki, sizin kiraladığınız bina 1 milyon liraya kiralamışsınız aylık. Halbuki Sağlık Bakanlığı bu binayı 360 bin liraya pahalı bulmuş. Yani aynı hükümetin bir bakanlığı 360 bin liraya pahalı buluyor ama siz 1 milyon liraya kiralayabiliyorsunuz dedi. Sonra da Atatürk'le ilgili bir hassasiyeti olmadığından hareketle bir cümle kullandı. O asıl sorduğu pahalı kiralanmış olan bina ile ilgili bölüm maalesef o cümlelerin arasında kayboldu, tartışmaların arasında kayboldu gitti. Bir de Kamer Genç bu işten dolayı Meclis Genel Kurulu'nda ceza aldı. Şimdi burada da Karaman'daki olayda da o şunu dedi, o bunu dedi derken ruhsatsız açılmış bir yurt, bunun bağlı olduğu bir vakıf ve burada 45 tane cinsel tacize uğramış yavrumuz söz konusu oluyor. Bu tartışmalar asıl bizim buraya yoğunlaşmamız gerekirken, yani bu bir toplumsal yara. Orada ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde yurt açılması yasakken o ilin mesaileri bile takip eden valisi bundan haberdar değil ki. Sonra resimleri çıktı. O vali o öğretmenle ya da görevliyle beraber olmuş. Bunları soruşturmuyoruz. Oradaki sosyal politikalar müdürünü soruşturmuyoruz. Sayın Bakan, o da belki boş bulunmuştur ama bulunduğu makam itibariyle bunun hesabını vermek zorunda. Bunun sorumluluğunu taşımak zorunda. Bunu tartışmıyoruz. Getirdik Sayın Kılıçdaroğlu'nun o sözleriyle bütün bunları maalesef unutmak zorunda ya da başka bir şeyleri tartışmak zorunda kaldık. Ece Hanım, içimizdeki iyilik duygusu öldürülüyor. Ece Hanım, biz çocuklarımızı hangi okula göndereceğiz? Devlet okullarından memnun olmadığınız zaman bir vakıf okuluna, bir cemaat okuluna gönderseniz acaba bu paralelci mi diye tereddüt ediyorsunuz. Bu bahsedilen vakıf gibi ismini zikretmek istemiyorum. Oraya gönderseniz acaba çocuklarımıza cinsel tacizde mi bulunulacak diye bir tereddütle karşılaşıyorsunuz. Cebinizde fazla paranız var. Bir eğitim kuruluşuna, bir vakfa yardım edeyim deseniz kavramlar o kadar birbirine girmiş ki artık bütün bunlardan tereddüt ediyoruz. İçimizdeki iyilik duygusu kayboluyor Ece Hanım. Biz gittikçe iyilikten uzaklaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı da bu sene çok güzel bir şey yaptı. İyilik ödülü verdi. Ama bu ödül vermekle olmuyor.
Bu toplumsal havayı düzeltmemiz lazım. Siyasetin dilini düzeltmemiz lazım. Milli birliğimizi, kardeşliğimizi tesis etmemiz lazım. Yanlış yapılıyor. Bunun sorumlusu kim? Bunun birinci derecede sorumlusu tabii ki iktidar, siyasal iktidar. Kime soracağız bunu? Bu otomobili kim kullanıyor? Otobüsün şoförü kim? Yani otobüsü çukura düşürdüğü için, şarampole düşürdüğü için, devirdiği için muavine kızılmaz, yolcuya kızılmaz. Tabii ki şoföre kızılır Ece Hanım. Peki. Bizim genetik kodlarımızı bozuyorlar Ece Hanım. Çok teşekkürler bu feryadınızla. Toplumun büyük bir kesimine de tercüman oldunuz diye tahmin ediyorum. Ama bütün konuklarım hepsi belli kesimleri temsil ettikleri için ve değerli vakitlerini ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için hoşça kalın.